Efendim Av Televizyonu'na hoş geldiniz. Yüzler ve izlerde yine sizlere beraberiz. Bugün de çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Çok kıymetli bir hocam bizlere beraber. Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmez hocam bizlere beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Çok şükür, nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Şimdi diğer konuklarımız da çok kıymetler elbette. Siz de çok kıymetlisiniz ama sizde küçük bir şeyimiz daha var bizim karşı muhabbetimiz. Bir de hemşeri sayılırız bir taraftan ya da. Ne güzel, onu öğrenmekten mutlu oldum. Eyvallah hocam. Hocam İzmirlisiniz. İzmir Ödemiş. İzmir Ödemişlisiniz. Evet. Ödemişli bizde işte Kemalpaşa, böyle yakın komşuyuz. Böyle sizi görünce biraz daha bir mutlu oldum tabii, yani böyle yakın yerlerde. Evet, ben de şimdi muttali olunca mutlu oldum. Eyvallah hocam, Belki de eksik olmayın. ortak bir geçmişimiz bile olabilir İzmirlerden. Evet hocam. Hocamızı tanımak istiyoruz biz hocam. Ödemişlisiniz. 1951. İlim dolu bir ailede büyüyorsunuz sanırım, değil mi? Ben önce davet için çok teşekkür ederim. Vav Televizyon'da size, bütün ilgililere. Biz teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için de. İzin verirseniz küçük bir açıklama yapayım. Lütfen tabii. Bu konuşacaklarımızı ışık tutması açısından. Doğrusu ben Vav Televizyonu'nu duyuyordum. Çok yani seviyeli, yararlı programlar yaptığını, özellikle kültür programları bakımından çok zengin olduğunu. Fakat bizim antenimizde uzun bir süredir bir sorun var. Takip etme imkanım olmamıştı. Ve bu programın da mahiyetini, amacını hiç bilmiyordum. İşte bir anda sizden yetkili bir arkadaş aradı. Anladım ki hayatımın konuşulacağı, anlatılacağı bir program olacak. Evet. İnanın tereddüt geçirdim. Dedim durup dururken ben hayatımı niye anlatayım? Yani şimdi kadim bir dostunuzla, dostlarla, aile bireyleriyle, ortak maziniz olan insanlarla mazideki birçok şeyi konuşursunuz. O ayrı bir tat verir, bir nostalji olur, değil mi? Evet. Bu programa yani amacı nedir dedim. Arkadaş izah edince ikna oldum. Onun için yani icabet etmek gerektiğine Eyvallah. İnanarak geldim. Sağ olun hocam. Gerçekten böyle ilimle, irfanla, eğitim yoluyla vatanına, milletine, insanlığa hizmet etmek isteyen gençler var. Özellikle akademik hayata atılmak istiyorlar. Ya eşiğindeler veya biraz adım atmışlar. Veya biraz ilerlemişler, sonra tereddüt geçiriyorlar. Yaşadıkları zorluklar, sıkıntılar oluyor. Şimdi bu özellikle bu genç yani neslin bu vadide az çok yürümüş, mesafe kat etmiş, hatta ömür vermiş, kıdemli kişilerden bir şeyler dinlemeleri yararlı olur. Evet. Yani o programınızın o açıdan, daha sonra da örneklerini gördüm. Arkadaşa rica ettim. O programdaki örnekleri gördüm. Hakikaten bu tür tecrübelerin paylaşılması, yani ondan bir takım sonuçların çıkarılması faydalı olur kanaatindeyim. Evet. Hocam biz sizin gibi kıymetli isimleri şöyle ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. Bunu tabii size ifade ederken biraz zorlanabiliriz ama sizin gibi kıymetli insanların halkımız tarafından da bilinmesini istiyoruz, tanınmasını istiyoruz. Bunun bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. O yüzden yüzler ve izler diye de ekledik sonuna. Sadece yüzler değil. Yani siz bir iz bıraktınız bu memlekete. Şimdi insanlar, yani 1951 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinin bir nahiyesine doğan birinin gün gelip çalışmalarıyla nerelere, nasıl çabalarla nerelere gelebileceğini, ilim alanında neler ortaya koyabileceğini görsünler de istiyoruz bir taraftan. Yani gençlerimize örnek olsunlar da istiyoruz. Çünkü yani çalışmanın, ilim tahsil etmenin, emeğin bu topraklarda, bu memlekette bir karşılığı olduğunu anlatmak istiyoruz. Ve bir taraftan da sizin ortaya koyduğunuz bu semereleri, meyveleri, ürünleri, işte ilmi çalışmaları da halkımız bilsin istiyoruz. Biz kendi topraklarımızda, kendi kıymetlerimize biraz yabancıyız. Yani geçmişteki kıymetlerimize de yabancıyız. Hali hazırdaki yaşamış kıymetlere de yabancıyız. O yüzden biz hali hazırdaki yaşayan kıymetlilerimizi de tanıyalım. Bir taraftan da örnek olsun çabasındayız. Bu programın asıl amacı o. Genç arkadaşlarımız izlesinler, ne olduğunu anlasınlar. Yani sizden örnek alsınlar, işte başka hocalarımızdan örnek alsınlar. Pek çok kıymetli isimleri burada ağırladık. Bu memlekette, bu topraklarda eğer emek verirseniz, çabalarsanız çok güzel şeyler olabileceğini anlatmak istiyoruz herkese. Valla açıklamama ışık tutacak bir
noktaya değindiniz. Ben hakikaten rezerv koymak istiyordum. Beni dinleyen genç kardeşlerime özellikle şunu söyleyeyim. Tabii o ağırladığınız diğer konuklardan kuşkusuz çok iyi örnekler edinebilirler. Ama ben bir örnek olma düşüncesiyle burada Peki. değilim. Ya sadece onlardan istirhamım. Yani olaylara eleştirel bakmayı geliştirmemiz gerekiyor. Eleştirel derken de hep olumsuzu kastetmiyorum. Olumlu veya olumsuz. Mesela şimdi konuşurken ben hayat hikayemde denk geldikçe yaşadığım olaylardan çıkardığım sonuç varsa Evet. ifade etmeye çalışırım. Genç arkadaş dinlerken diyebilir ki ben veya başka bir yani kıdemli bir zat hocayı dinlerken ya aslında bu hocamız veya büyüğümüz iyi bir imkan eline geçmiş ama iyi değerlendirememiş. Veya çok güzel bir imkan değerlendirmesi yapmış. Yani olumlu da olumsuz da bakarak bu anlatılanlardan sonuç çıkarılırsa Evet. o zaman bu programın çok daha yararlı olacağını Eyvallah. düşünüyorum. Sonunda da yine toplu bir mesaj vermeye Evet. çalışırım inşallah. Tabii şunu da söyleyelim. Hani böyle baştan sona 2 saat boyunca bütün programı amacınız mesaj vermek de değil. Yani biz hatıra olarak sizi de tanımak isteriz. Sağ ol. Burası bir dost meclisi. Sağ ol. Dolayısıyla şeyimiz, muhabbetimiz gönülden. İlla böyle işte İbrahim Kaif hocamızı dinledik ama ne kadar da çok mesaj aldık diye derdimiz yok hocam. Merak Ama etmeyin, çok akademik bir konuşma hayır yapmayacağım. hayır. Yani şey anlamda söylüyorum. Bu programın amacını anlatmak istiyorum. 2 saat güzel bir sohbet etmek isteriz. Burası dost İnşallah. meclis çünkü. O kadar çok Sizinle güzel sohbet olur, biliyorum sağ olun, programlarınızı. eksik Evet. olmayın. O kadar öğrencileriniz var, işte mesai arkadaşlarınız var. Evet. Onlar için de güzel bir hikaye olur. Peki başlayalım. Memleketimizden, Evet. Ödemiş'ten. Güzel yeşil memleketten. Sağ olun. Aslen tabii Ödemiş'in Bademli nahiyesi. Bademli idi benim küçüklüğüm zamanında. Şimdi Bademli oldu resmi adı. O nahiye yani büyükçe bir yerleşim yeri. O zamanlar biliyorsunuz Bucak karşı nahiye vardı. Şimdi Evet. onlar artık hemen hemen kalmadı. Mahalle oldu hepsi. Mahalleler haline geldi. Mahalle olmadan önce hatta beldeydi, belediyelik filandı. İşte o nahiyede benim ecdadım diyeyim. Tarihi bir cami var. O camide babam rahmetli 9. olmak üzere geriye doğru 9 nesil kesintisiz oranın hatiplik görevini yapmışlar. Çok güzel hikaye. Evet. 9 nesil o Evet. camide Evet. hatiplik Evet, yapıyorsunuz. kesintisiz. Ben de hutbe okuduğuma göre ben onu oluyorum 10. herhalde. nesil siz mi? Onu evet. Öyle. 11 geldi mi? O yok daha. Son temsilci sizdiniz yani o Şu anda öyle caminin. görünüyor. Evet. İşte o camide hatta bu yani kesintisiz hatiplik görevi yapmış olması sebebiyle soyadı kanun çıktığında rahmetli babam başvurusunu Hatipoğlu olarak yapmış. Fakat nahiye müdürü Arapça kelimelere çok karşı olduğu için müsaade etmemiş. Hayda. Onun için soyadımız Hatipoğlu olamamış. Yani böyle günlerde yaşandı. Bu Evet. ülkede onu biliyorsunuz. Nihat Hoca'nın dedesi öyle bir kişiye denk gelmemiş anlaşılan. Nihat Hatipoğlu hocamız Evet. var ya. Hatipoğlu soy isimli çok insan var Evet. ülkede ama işte onlar denk Demek ki gelmemişler başka bize. müdürden müdüre değişmiş o Bize öyle dönemde. denk gelmiş. Evet. Sizinki dönmez olmuş. Peki ondan sonra. Şimdi O dedem zaman rahmetli yani aile bayağı bir şey hocam yani ilim ailesi, sülale öyle hatta. görünüyor. Dedem rahmetli babamın babası. Tabii biz ona yetişemedik. 6 sene İstanbul'da tahsil görmüş. Sonra işte idari görev teklif etmişler. Kabul etmemiş. Ben kendi memleketim muallim olarak gitmek isterim demiş. Dolayısıyla o hatiplik görevini yanı sıra yani orada muallimlik de yapmış. Dedem rahmetli. Ve merhum babam ondan dinlediklerinin etkisiyle bana hep İstanbul'u anlatırdı. Ve daha küçük yaşlardan itibaren yani içimde böyle bir İstanbul şeysi eğilimi Sevdası doğmuş oldu. oluyordu. Fakat onun tabii şansı yaver gitmemiş. Şundan dolayı Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Kurtuluş Savaşı ardından bu Yunan işgali yani o içindeki ilim irfan aşkına rağmen fırsatı yakalayamamış. Fakat bu
şeyden sonra Cumhuriyet'in kurulmasını takip eden açılan ilk İmam Hatip okulları var ya. Evet. İşte onlardan birisi İzmir'de. Bana onu anlatıyordu babam rahmetli. İzmir'de Salepçoğlu Camii'ni bilirsiniz. Evet. O onun müştemilatında bir İmam Hatip okulu açılmış. Orada yani amacına erişecek diye büyük sevinçle gitmiş, kaydolmuş. Fakat kısa bir süre sonra Ankara'dan gelen bir yazı yeteri kadar öğrenci bulunamadığı için okulu kapatmak zorundayız diye anlatırdı. Yani okul müdürümüz Halil Bey o mektubu ağlaya ağlaya okudu diye. Ve bizi bu şekilde yani okulsuz bırakan bir sonuç oldu diye. Arkadan tabii ne oluyor? Askerlik görevi geliyor. Askerlikten sonra hayat yükü geliyor. Evet. Ve düşündüğü şekilde bir sıralı eğitim şeyi olmuyor. Ama hem babasından aldığı yani temel eğitim hem de Ödemiş'te bir Ardahanlı Camii vardır. Ardahanlı Hoca diye meşhur bir zatın adına izafe ediliyor. Benim çocukluğumda Ödemiş Müftülüğü oradaydı, o binadaydı. Kur'an kursu falan vardı. İşte babam rahmetli ondan da ilim feyiz almış. Yani rahatlıkla söyleyebilirim ki Femi Muhsin örneği bir insandı. Çok kıraati çok iyiydi babamın. Evet. Ve ben sorduğumda işte Ardahanlı Hoca'ya atıf yapardı. İşte bu hem temel bilgilerini hem Kur'an tilavetini iyi aldığı için hiç değilse o alanda yani hizmetini sürdürmekten hiç esirgemedi. Evet. Dolayısıyla sizin de ilk hocanız babanız oluyor, değil mi? Yani babam, ilk babanızdan öğreniyorsunuz herhalde dini, babam, ilimleri. Babam ilk hocam oldu ama biraz burada spontane bir durum var. İlginç bir şey sayılır. Nasıl? Yani ben Kur'an-ı Kerim, isterseniz şu ayrıntıyı söyleyeyim. Babam rahmetli hem Bademli'de Kur'an kursu yaptırılmasına ön ayak oldu. Ve kendisi gitti orada fahri hocalık yaptı. Hem de mesela Kur'an kursuna gelemeyip de Kur'an öğrenmek isteyen, temel dini bilgiler almak isteyenlere yani yaşına başına bakmaksızın eve gelip onlara ders okutmayı kabul eden bir insandı. Bizim evimize çok sayıda Kur'an ve dini bilgiler öğrenmek için gelen insanlar dolar taşardı, öyle söyleyeyim. Rahmetli annemi de... O dönemlerde Kur'an ya da dini talim yasak olduğu dönemler değil. Yani şimdi ben Aslen Bademli'yiz ama 2,5 yaşındayken veya 3 yaşındayken Ödemiş'e göçmüşüz. Yani Ödemiş'te babam camide görevi var, din görevlisi. Ama yani eve okumaya gelmek isteyenlere daima kapısı açıktı. Gelirler, hiçbir öyle bir yasak bir şey yok. Ve annem rahmetli de, onda rahmetli anayım. Bundan çok mutlu olurdu. İkramlarda Maşallah. Bulunmayı, hizmet etmeyi, Kur'an'a hizmet olarak telakki ederdi. Şimdi ben böyle bir ortamda büyüdüğüm için nasılsa kendiliğinden gelenler biliyorsunuz işte bir elifbadan başlıyorlar vesaire. Ben o elifbadan başlayarak Kur'an-ı Kerim öğrenmedim. Kulak dolgunluğuyla doğrudan doğruya Kur'an'ı okumaya başladım. Bu o ortamın verdiği... Bir dakika, tabii, eğitim almıyorsunuz. Yok, ben yani oradaki o şeyle okumaları takip ederken öğrenmiş oldum yani kendiliğinden. Bıraktınız, sonra başladınız Kur'an-ı Kerim okumaya. Doğrusu böyle eğitim bile almadan. Evet, çok herhalde. Yani 5 yaşındayken falan makamlı güzel Kur'an-ı Kerim okuyordum. Aha, çok güzel hocam. Okuyordum. Bir şey de söyleyeyim, yani böyle hep okumadan bahsediyoruz ama yani çocukluğunu yaşayabilmiş bir çocuktum. Hı-hı. Yani biz sokak kültürünü, mahalle kültürünü bilen insanlarız. Tabii hocam. İşte sokakta da Türkçe okuma yazmayı öğrendim. Elif şeyden alfabe okumaksızın. Nasıl? Yani rahat, sokakta öğrendim. Rahat okuyordum, evet, sokakta. İşte hatta bir ay farkıyla ilkokula kaydettiremedi babam. Sonra tekrar bir müdürle falan görüşmüş. Demiş yani geç kaldı şimdi demiş, zor olur. Yo okumayı biliyor demiş. Öğretmen de merak etmiş. O öğrencilerin arasında ben bir o günkü gazetenin küçük yazılarını okuyorum. Herkes şaşırdı nasıl okuyor diye. Yani bu kendiliğinden oldu. Yani benim aldığım tabii ki din eğitimine yönelişte aile ortamının bir etkisi oldu. Ama
İlk hocanız, babanız mı dediniz ya? Evet, gerçekten babam ama birebir diğer öğrencilere hocalık yaptığı gibi hocalık yapmadı. Ben o ortamdan o şeyi almış oldum. Ortamın bereketi oldu hocam. Bereket oldu tabii. Oldu bereket oldu, doğru. Anladım. İlkokulu Ödemiş Atatürk İlkokulu'nu bitirdim. Bu arada sevgili seyirciler, hocam biraz rahatsız. Çok sağ olsun. Kibarlığıyla, nezaketiyle bizi de kırmadı. Daha önceden planladığımız bir yayın olduğu için kırmadı ve gelmek istedi. Biraz sesi hafif böyle kırılgan gibi de çıkıyor hocam. Evet. Biz de kendisini çok yoruyoruz. Hakkını helal etsin hocam yine de. Estağfurullah. Yani bu durumda açıklayayım. Hocamın sağlığı sıhhati yerine sadece küçük bir kırılganlık var. Eksik olmayın, sağ olun. Sağ olun. Onu söylemiş olalım. İlkokulu Ödemiş Atatürk İlkokulu'nu bitirdim. Yani çok başarılı bir öğrenci olduğunuzu tahmin etmek güç değil. Ben matematiğe çok düşündüm. Ve öğretmenim de dikkatini çekmiş. Babam rahmetli diplomayı almak istedi. Nereye vereceksiniz demiş İbrahim'e. Demiş bir din eğitimi düşünüyoruz falan. Asla demiş diplomasını da vermem demiş. İlkokul hocanız söylüyor evet, bunu. Evet öğretmenim. Çünkü o dedim mutlaka mühendis olacak falan demiş. Çünkü o zamanlar en kıymetli mesleklerden biriydi biliyorsunuz. Yani öyle bir latifede geçmiş. Yani ilkokuldaki başarımı öğretmen hatta birincilikle bitirdiğimi söylemiş. Ama babam onun etkisinde kalmadan yine düşündüğü şekilde araştırmalarını yapıp beni çok uygun bir yere götürdü. Neresidir? Siz bilirsiniz. İzmir'de İmam Hatip ve İlahiyatı Öğrenci Yetiştirme Derneği Kestanepazar diye bilinen bir kurum var. Ege insanı için yani seviyeli dini eğitim veren bir kurum olarak mesela İstanbul'daki imkanlar olmadığı için yani orası oldukça uygun bir yermiş. Sonradan ben kendim de onu babamın tahkikinin doğru olduğu kanaatine vararak teyit ettim kendimce. Orada sınavla öğrenci alıyorlardı. İşte matematik, Türkçe, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Bu sınavı başaranlar orada yatılı olarak kalıyorlardı. Hasılı benim ilkokul sonrası eğitimim de orada devam etmiş oldu. Adınızda bir Kafi ismi var hocam. İbrahim Kafi. Bir aile büyüğüne mi ait yoksa hani Kafi yeter anlamındaki... İşte son evlat oldum. O yüzden İkincisi mi? Doğru. Yani ailenin son şeysiniz. Evet, son çocuk. Kafi bu kadar denir. İbrahim Kafi olmuş. Evet. Daha çok güzel. Kaç kardeşsiniz hocam? Beş. Beş kardeşsiniz. Birisi vefat etti Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Peki onu merak ettim. Yani isminiz nereden, Kafi ismi nereden geliyor diye. Evet. İzmir'e başladınız kestane pazarında okumaya. Başladık. Burası gerçekten bugünün penceresinden bakarsanız yani tahmin edilemeyecek ölçüde bir idealizme ve seviyeli bir bakışa, ufka dayalı bir kurum olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Evet. Ve o günkü imkanlar içerisinde bu nasıl yapılabilmiş dersiniz. Siz onu mutlaka bilirsiniz. Hacı Raif Cilasun vardı. Oranın yöneticisiydi. Tabii çok idealist bir insan. Ailesinden, her şeyden vazgeçip orada küçücük çocukların, öğrencilerin başında kendini adeta o işlere adamış bir insandır. Ama kemer altındaki yerde mi yoksa? Bu Kestane Pazarı Camii'nin hemen tamam, bir de Yeşilyurt'ta da bir yerleri daha var. Orası onlar sonradan olan şey. O zamanlar sonra. Hiç yoktu onlar. Tamam, hiç kemer yoktu. Altındaki o yerde. Evet, kemer altındaki o. Şimdi Hacı Raif amca, yani öyle hocam falan dedirtmez bize. Hacı amca derdik yani. O da çok mütevazı bir insandı. Tabii umur görmüş bir insan, ufku olan bir insan. Robert tecrübesi var, okumuş. Özellikle yani dilin aynı zamanda sadece dil bilmen değil de kullanmanın önemini idrak etmiş bir kişi olarak. Tabii İslami ilimlerin kaynak dili Arapça olduğuna göre orada Arapça dersinin ağırlık bir yer tutacağı belli. Evet. Ama o dönemlerden ta yakın zamanlara kadar ülkemizde bu Arapça öğretimi ciddi bir sorun olmuştur. Yani öğreniliyor, kullanılamıyor. Bunu ta o zamandan fark eden
bir zattı o. İnanın klasik Arapça usulüyle bize ders verildiği gibi. Emsile bina avamil. Onların hepsinden tabii yani gelip geçiyorsunuz. Ama yani oradaki tabirleri, gramer bilgilerini siz kendi zihninizdeki hazır kalıplarla buluşturmuyorsanız o yaştaki çocuklar için anlamak çok zor. Evet. Yani etken fiil, edilgen fiil vesaire bunları siz biliyorsanız işte malum, meçhul gibi o terimleri çok rahat zihninizde karşını bulursunuz. Modern Arapça diye kendisi kitap yazmaya çalıştı. Hocalardan filan kendisi biraz biliyordu. Sorarak, ederek maksat kullanımını sağlamak. Evet. Mesela oraya, tabii İzmir turistik bir şehir, Arap ülkelerinden az çok ilimle alakası olan, entelektüel seviyesi olan bir zat geldiğini fark ederse, bir bakışta anlıyor zaten. Bir şekilde ona yanaşıp, onu misafir etmeye ikna eder. Birkaç gün misafir eder. Derslere onu dahil edip bizimle pratik yapmasını sağlar. Çok güzel. Bakın bu bir yani ufuk gerçekten. Evet. Gerçekten de bu hem klasik usulle öğretilme hem de uygulamada kullanılabilir olması, modern usullerle o gramerin öğretilmesi bize faydalı oldu mu? Oldu. Ben sadece kendim için söylemiyorum. Daha sonraki aynı yerde okumuş bütün arkadaşlarımın ortak kanaati olarak bunu hep gördüm. Evet. Kestane pazarındaki bu verimli tahsilattan sonra, tahsil bitiyor. Sonrasında küçük bir ayrıntı daha söyleyeyim isterseniz. Yani tabii. Bu Acıraef amca bunu hak ediyor. Gerçi sadece o değil. Emeğe geçen herkese ben rahmetle anıyorum. Emeğe çok çok fedakar insanlar gördük. Hı hı. Mesela Ali Zaha Güven'i duymuşsunuzdur. Evet. Derneğin başkanıydı. Ve o da kendine oraya adamış bir insandı. Onun da çok etkisi var. Bakın biz daha küçücüğüz yani. Normal işte temel İslam ilimler görüyoruz. Bir de oranın usulü şu. 2 sene sizi hazırlıyor. Sonra dışarıdan ortaokul sınavlarına giriyorsunuz İmam Hatip'in. Evet. Yani 4 yılda o zaman İmam Hatip'in orta kısmı. Yani 2 yılda, 4 yılda hem bitirtiyor hem size ilave bilgiler veriyor. Yani böyle bir sistem vardı. Onun için biz bir taraftan fen derslerini diğerlerinde görüyorduk. Ama ilginç bir şey, bir gün bir hoca girdi. İzmir'in meşhurlarındanmış. Bu İsmet Yazar'ın babası. Bu rahmetli Bekir Yazar ama biraz da böyle sert mizahçı. Hemen girdi, bir sol fes çizdi. Makam, uşak, usul, düyek. Hemen notaları yazdı. Başladı ilave okumaya. Hocam meğer ne yapıyoruz? Durun bakalım hele. Meğer İyi dersi varmış. Makam dersi. Bir süre sonra baktık. İşte bir takım kalemler, okkalar. Hüsnü Hat dersi. Bakın sanata karşı olan. Çok güzel. Bu yatkına bakın. Ne kadar açık bir zihin, bir ufuk. Sonra o ortaokul dersi. O zamanlar İmam Hatip Okulu'nda şey vardı. Sağlık bilgisi dersi vardı. Hı hı. Sınava gireceğiz. Sağlık bilgisi dersine İzmir'in en meşhur tabiplerinden Baha Kitapçı rahmetli. Onu nasılsa ikna etmişler. O öğrencilere hem koldan hem kabadan iğne yapmayı da uygulamalı olarak öğretti. Böyle bir kurumda olduğunu ben düşünün yani tasavvur evet. edin. Yani çok bereketli bir yani ilim ve eğitim ortamı olduğunu hatırlıyorum. Yalnız şöyle bir durum oldu. Benim yaşım çok küçük olduğu için hani ilkokuldan sonra hemen geldim. Halbuki oraya gelenler genellikle ya hafızlık yapıp geliyor veya işte çiftte çubukta çalıştıktan sonra 3-5 sene sonra geliyorlar. Onların yaşı müsait. Evet. Hemen dışarıdan ortaokul. Bize dediler ki sizin daha 3-4 sene beklemeniz lazım. Sonra Ali Sağ amca bizi topladı. Bakın çocuklar dedi biz isterseniz sizi birkaç sene daha burada eğitim veririz. Evet. Ama dedi birinci sınıftan başlamak isterseniz ki ben sıralı eğitimi tavsiye ederim dedi. Birden de başlayabilir. Dolayısıyla biz 2 sene hazırlık okumuş olduk orada. Birden başladık tekrar. Anladım. Sağlam bir giriş yaptınız yani İmam Hatip'e. Herhalde. Hocam İmam Hatip 1'e girdiğinizde yani İmam Hatip sondaki bütün Arapçayı da bitirmiş gibisiniz muhtemelen. Ya Arapça da zaten İmam Hatip'lerde o kadar kuvvetli olamıyordu. Evet. Yani bir okulu yeni bitirmiş, Yüksek İslam Mensubu'nu veya İlahiyat Fakültesini yani yeni bitirmiş. Ki Yüksek İslam Mensubu'ları da zaten daha yeni mezun vermeye başlıyor. Fazla kuvvetli Arapçası olan hocalar
olmuyordu. Onlar çok muayyen konularda işte derslerini verip gidiyorlardı. Yani bizim orada okuyanlar, Kestane Pazarı'nda okuyanlar zaten yani o dersten fazla bir şey alabilecek durumda değillerdi yani açık söylemek gerekirse. Evet. Şimdi orada işte İzmir İmam Hatip'in de yalnız hakkını yemeyelim. Öğretim kadrosu kuvvetli, iyi bir okuldu. Fakat bir süre sonra benim aklım hep tabii rahmetli babamın söylediği İstanbul var. Ve bir yöneliş içine girmem gerekiyordu. Devlet yatılı sınavına girdim. İşte Ankara çıktı. İstanbul'da çünkü devlet yatılısı yoktu. Onun için Ankara çıktı. Hocalarıma danıştım, tavsiye ettiler. Ben de oradan İstanbul'a geçişin daha kolay olacağını az çok tahmin ediyordum. Yani aslında nasibimiz şeymiş, Ankara'ymış. Ben İzmir'den Ankara'ya geçtim, Ankara'ya matıma geçtim. Bu arada tabii şeyleri, yazları ödemiş desiniz, dönüyorsunuz. Öyle bir imkanınız var değil mi? Var ama bakın onu da sordunuz madem söyleyeyim. Kestane Pazarı'nın sistemi yaklaşık 3,5-4 ay gibi yaz tatili olurdu o zamanlar eğitimde. Baştan 1-1,5 ay, sondan 1-1,5 ay. O Raif amca bizi kampa götürdü deniz kenarında. Bir taraftan eğitim devam ediyor. Yani bizim tatilimiz ancak bir ay olurdu. Ama çok güzel hocam deniz kenarında. Nereye gidiyorsunuz? Şakran. Şakran'a gidiyorsunuz. Evet. Çok orada güzel. Çok ağaçlı yerlerdi. Evet, hele o dönemlerde. Evet, evet. Ve bakın ilginç bir şey şu anda dil öğretiminde kullanılan bir metot. Hani belli zamanlarda, belli ortamda yani bir tane yabancı Türkçe konuşursan şu kadar kuruş ceza var ya. O sistemi bize uyguladı mesela Raif amca. Yani mutlaka yani Arapça konuşacaksınız diye. Çok güzel. Yani böyle bir eğitimden geçtiniz yani. Evet, öyle bir uygulama da vardı. Aslı sonunda nasibimiz Ankara'da çıktı. Ama Ankara'da evvela çok şoke olduğumuz bir durumla karşılaştık. Devlet yatılısı olarak o günün şartlarında öyle kolay kolay bulunamayacak bir eğitim tesisine gittik. Çok modern binalar. Daha ilk defa açılıyor. Yani eğitime başlanmamış. Harika bir şey. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Amin. Ama yani Doğu toplumlarında çokça görülen bir şey vardır biliyorsun. Böyle okyanusu geçersiniz de derede boğulursunuz ya. Evet. Herhalde bir an evvel eğitimi açma şevkiyle veya aceleciliğiyle bir karar alınmış. Bu sene artık eğitim başlasın diye talebe geldi, yığıldı okula. Bakın yurt binasında pansiyon derdik biz. Otomatik patates soyma makinesi dahil. Nasıl yani o dönemlerde? Tabii yani diğer otomatik makineler mutfağına bir girin şaşırırsınız. Yani mesela masalarda karavanalar olur ya. Evet. Bunlar Fransız Duralex marka. O kadar kim heves ettiyse buna şaştık kaldık. Böyle bir okula geldik. Ama ne eksik? Elektrik yok. Sıcak su sınırlı. Nasıl yani hocam? Otomatik patates soyma makinesi var ama elektrik mi yok? Yemek yok. Eyvah. Elektrik yok. Sıcak su sınırlı. Ne yapıyorsunuz? Gece yani yatılıda mütalaa denen bir şey var. Etüde geçeceksiniz. Evet. Lamba yok. Ya iki yoldan birini kullanıyorduk. Bir defasında mesela 8 kişi birleşip birer lira verip 8 lira gaz lambası aldık. Veya mum alarak mum ışığında yani uzun bir süre biz etüdümüzü öyle Ankara'nın göbeğindeki binada biz böyle dönem yaşadık. Şunu biliyor musunuz? Hatta belki biraz daha biraz yani espriye de müsait programımız dediniz tabii, ya. Tabii tabii. Yemek çıkmayınca ne olacak? İnsanlar çıkıyor. Gazi yani yakında yiyinti yeri yok. Gazi Mahallesi'ne yürüyeceksiniz. Bıktırıcı, usandırıcı bir şey aynı zamanda pahalı lokantada talebenin harçlığıyla ne kadar olabilecek? Birçok öğrenci bu defa ben de bir gruba dahil oldum. Ankara'nın göbeğindeki okulun göbeğinde o üç binanın ortasında ki zaten daha asfalt bir şey yok yani döküntü, taşlar, çakılların olduğu bir mahal. Onun bir kenarında Anadolu'da çalı çırpı derler. Yani tahta parçası ne buldunuz? Bir taş şeyine koyup ocak yakıp orada kendi imkanlarıyla talebeler bir süre yemek pişirenler oldu. Yol kenarında bu yaşam, böyle çalı çırpı yol kenarı değil. Tamam, yani nihayetinde evet, dışarıda, dışarıda çalı çırpıyla ateş yakıp üzerine yemek pişirmeye çalışıyorsunuz. Evet, Ankara'nın göbeğinde. Bunlar yaşandı. Ama hocam ve yani. Okul müdürümüz... Bu arada patates, otomatik patates soyma makinesi orada duruyor. Onlar duruyor.
Okul müdürümüz bazen topluyordu. Çocuklar terziyle konuştum çünkü havalar soğuyor. Gelecek hepinizin ölçülerini alacak. İşte filan yerle konuştum. Şu kadar teneke zeytin, şu kadar peynir geliyor ama yok, daha gelen yok. O ne kadar sürdü? Çok uzun süre değil ama bunu ben şunun için anlattım. Bazı küçük eksiklikler büyük olumsuzluklara yol açabiliyor. Evet. Bakın, bir yatılı başlatıyorsunuz. Yatılı disiplin esasına göre olur. Ama yani o disiplini sağlayacak müdür yardımcısı ne yapabilir? Yani çok dağınık, pecmurde bir yatılı hayatı başladı önce orada. Onu disiplin etmek daha sonraki yöneticilere epeyce yük getirdi. Evet. Kolay olmadı ve onun izleri hep devam etti. O bakımdan yani bu tür şeylerde imkanları değerlendirirken o küçük eksiklikleri görmezden gelmemek lazım, küçümsememek lazım. Böyle bir şeysi oldu. Evet. Etkisi, hatta bir hatıra olarak söyleyeyim. Yani o öğrencilerin biraz şeyler başladıktan sonra Kemalettin Erdil müdürümüz tayin edildi. Çok ateşin bir konuşma yaptı. Hemen gerekirse bacağımızı yakacağız, yemek çıkaracağız falan dedi. Hakikaten çıkardı. Ondan sonra tabii yine biraz talebe hareketleri olunca Din Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'na yakın olduğu için herhalde onlar çabuk haber alıyorlar. Ya bu öğrenciyi ikna etmek için, yani fazla hani isyan olmasın diye bir grup öğrenci alalım da diğer yatılı okullardan örnek gösterelim demişler. O grupta ben de vardım. Hasan olan öğretmen okuluna gittik. Bu eğitim enstitüsünden dönme olan. Bize oradaki, ama benim için çok kıymetli oldu giden arkadaşlar için. O eski sistem, yani eğitim enstitüsündeki eğitim usullerini vesaire filan, pardon eğitim enstitüsü, yanlış söyledim, köy enstitüsünün yani. Onu tanımaya vesile oldu. Yani oralarda da çok o kadar ferah fahur bir hayat olmadığını, yatılı hayatının gerçeklerin bu olduğunu bize göstermek istediler. Başarılı olmuşlar anlaşılan. Bir taraftan işte İstanbul hayali de devam ediyor değil mi Ankara'dayken de? Tabii. Ben doğrusu belki daha 15 yaş civarı olabilir. Zihnimde bazı şeyleri kararlaştırmıştım. Yani birincisi ben akademik çalışma yapmam gerekiyor. Yani ilim yapacağım diye kendime bir defa ahdettim. Birincisi buldu. Daha şeydeyken, İmam Hatip'teyken evet, akademik çalışma yapacağım diye evet, karar verdiniz. O konuda güzel. Kesin karar verdim. Ve alan olarak da İslami ilimler içerisinde fıkıh ilgimi çekti. Üçüncü bir noktada babam rahmetlinin söylediği, ilim İstanbul'da olur. O da zihnime yerleşmişti. Dolayısıyla Ankara günlerinde ben hani bir an evvel bitirip yani İstanbul'a yönelme şeylerini, idarını taşımaya ama devam ettim. Yani şu anda hani belki teknolojinin gelişimiyle beraber o, yani ilim İstanbul olur cümlesi biraz yıkılmış olabilir. Gerçi hala İstanbul ilmin gerçekten başkentidir ama şu an için tabii durum yani o dönemde durum gerçekten farklı. Ama öyle O değil mi hocam? dönem Yani o için bu dönemde çok haklıydı. Yani şu an için bunu aynen söyleyemem. Şu an için şartlar çok değişti. Hocam yani teknoloji var, bir tabii, bilgiyi tabii, başka bir yerde tabii, çok rahat görebiliyorsunuz. Tabii, telekonferansı tabii, var, interneti tabii, var. Dolayısıyla tabii. Ama Yani bu, o günün penceresinden o dönemde bunu, öyle. ondan söylüyorum tabii. Ankara İmam Hatip'te yani orada bulunmam şahsen bana çok şey kazandırdığına inanıyorum. Çok güçlü bir öğretim kadrosu vardı. Hem meslek derslerinde hem kültür edebiyat dersleri, fen derslerinde yani hakikaten kıdemli üniversite hocası ayarında hocalar vardı. Sanat, kültür, sportif etkinlik benzeri konularda da yani iyi denebilecek seviyede faaliyetleri içeren bir okuldu. Eğitim seviyesi yüksekti. Tabii eğitim seviyesi sadece hocalarla olmuyor. Öğrenci profili önemli. Şimdi Evet. bu birdenbire yatılı öğrenci alınca şöyle bir değişikliğe yol açtı. Bu yatılı olarak gelenler hepsi sınavdan geçmiş insanlar. Yani bir defa onların biraz daha farklı olması zaten normal. Bir de Evet. yani mütalaaya katılmak,
yaz geldiğinde memleketine iyi bir karne götürme sorumluluğu gibi yani yönler olan bir öğrenci profilini konuşuyoruz. Dolayısıyla başlangıçta hatta tatlı bir rekabet de oluştu. Gündüzlüler, yatılılar. Sonra Ankara İmam Hatip ruhunda birleşti bu iki kesim. Evet. Ve güçlü bir okul oldu. Öğrenci profiliyle, hoca kadrosuyla. Yani mesela bize felsefeyi, sosyolojiyi, edebiyatı sevdiren hocalarımız çok vardı. Allah rahmet eylesin, amin. Vefat edenleri. Mesela bir edebiyat hocamız bizi Türk Dil Kurumu'na götürdü bazen. Cumartesi biliyorsunuz eskiden mesai 5.30 gündü. Yani cumartesi gün. Öğleye kadar mesai vardı. Evet. Cumartesi öğleden sonra bir kültürel etkinlik olarak edebiyat sohbetlerine götürürdü Türk Dil Kurumu'na. Bir defasında mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun söyleşisi vardı. Ona sorular yöneltebildik, konuştuk. Yani böyle ufkumuz açacak şeyler konusunda orası bizim için iyi bir ortamdı. Ankara verimli geçmiş yani verimli. Bu anlamda. Bir de bu dil konusunun hani önemini bize hep öğrettiler ya. Hı hı. Cumartesi öğleden sonraları Ankara'daki Büyükelçilikler bünyesindeki kültür ateşeliklerine gitme gibi bir hobimiz vardı. Bazı bir grup güzel. Arkadaşla. Biliyorsunuz orada Arapça yani oradan, konuşuyorsunuz, yabancı dil konuşuyorsunuz. İşte hangi dilden ne alabileceksek mesela İran kültür ateşesi o zaman Şah dönemi. Orada kültür ateşesi bizim Farsi'ye göre şey yapınca çok şaşırdı. Siz nasıl öğrendiniz bunu dedi. Yani hakikaten çok şaşırdı. Bize kitap takviyesi falan yaptı. Ve son sınıfta bana şey teklif etti, burs teklif etti. Yani o Şah'ın bursları varmış. İran'da yüksek tahsil yapma ile ilgili. Evet. Ben onun büyüklerime danıştım. Dediler ki sen bir defa yüksek tahsilini Türkiye'de bitir. Doktoranı dışarıda yaparsın dediler. Çok kişiden bunu alınca ben artık o kapıyı kapattım zaten. Yoksa İran'a doğru gidiyorduk belki. Yani öyle mi? Peki. Tamam. Ankara'da İmam Hatip'i bitirdik. Aklımızda akademisyen olmak var. İslam Enstitüsü o zamanki adıyla. Ve İstanbul var. Şimdi üçü bir araya geldi. Ne yapıyorsunuz? İstanbul'a doğru yola mı çıkacağız? Şimdi İstanbul'a yola çıkarken yani Ankara'daki bir vesilenin bu programdan önce Salih hocamızı sordunuz ya. Evet. İşte onu tanımama vesile olan bir olay var. Onu kısaca söyleyeyim isterseniz. Yani o dediğim kültür etkinlikleri vesaire hani çok iyi bir ortamdı diyorum ya. Evet. Mesela Hamdullah hocamızı Allah rahmet eylesin ilk defa ben Ankara'da dinledim. Yusuf Ziya Kavakçı hocamız onun tercümanıydı. Yani o bana çok ufuk açtı. Yani o sunum tarzı, akademik üslubu, yani mensup olduğumuz medeniyetin ne kadar yani büyük bir altyapıya sahip olduğunu yani gözlerimiz önüne seren böyle sakin anlatan bir insandı Hamdullah Hoca ama fakat o şey o size bunu veriyordu yani bu mesajı veriyordu. Evet. Ve o hocanın tabii İstanbul'da Salih Doğu Hoca'yla da hani uzun süre beraberliği oldu. O kısma geldiğimizde Evet. söylerim inşallah. Mesela rahmetli Necip Fazıl ben ilk defa orada dinlemişimdir. Sonra İstanbul'da tabii çok dinledik. Şimdi bir gün sahaflar İstanbul'da var da bir de Hacı Bayram Camii'nin çevresinde kitapçılar vardır. Evet. Yeni kitaplar çok var. Bir gün orada baktım. Bir dergi dikkatimi çekti. İslam Düşüncesi. Ama yani derginin mizampajından tutun da her yönüyle bir yani seçkin bir yayın olduğunu fark ediyorsunuz. Fiyatı da onu söylüyordu. O zamanlar dergi fiyatı ortalama 1 lirayken o 375 kuruş. Fikir olsun diye söylüyorum. Hı hı. Ben hemen aldım onu. Bir farklı bir yani dergi, akademik bir dergi olduğu belli. Sonra geldim baktım. Arapça tercüme yarışması diye bir şey var sonunda. Yani bir metin veriyorlar. Sonra işte tercüme edenler arasında bir o yarışmada bir derece veriyorlar neyse. Baktım yani ilk onu seçmiş jüri. Yani çok katılan var da ilk onu ilan ediyor. O 9 kişinin içinde Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesi mezunları, müftüler, vaizler var. Birinci kim? İstanbul İmam Hatip Okulu 5. sınıf öğrencisi Mevlüt Güngör. Allah rahmet eylesin. Sonra dostumuz oldu. Evet. Jüri kim? Daha sonra hepsi benim hocam oldu. Sadece
Nihat Çetin Hoca hariç, Nihat Çetin rahmetli İstanbul Edebiyatı'nın Arapça bölüm başkanıydı. Hı hı. Onunla da hukukumuz oldu daha sonra ama hepsi merhum Bekir Sadak, Ali Özek, Mahiriz hocalardan ve yani oluşan bir jüri. Kendi kendime dedim ki, anlaşılan bu objektif bir jüri. Yani şimdi İmam Hatip öğrencisini birinci yapmış, altı dünya kadar çok ünvanlı insanlar var. Ben de bir tercüme yapıp yollayayım dedim bir dahaki sayı için. Yolladım. Zaman geldi işte onun periyodu neyse. Ya gittiğimde baktım yeni sayı çıkmış. Açtım baktım. Bu sefer Ankara İmam Hatip Okulu öğrencisi İbrahim Kâfi Dönmez birinci. Aha, diğer, gene o alttaki sırada o şeyler var. Yani jüri neyse onu beğenmiş neticede. Hı-hı. Şimdi bu beni sevindirmedi değil. Sevindirdi ama esas benim kazancım ne oldu? O dergide Salih Du Hoca'nın bir yazısı dikkatimi çekti. Hı-hı. Çünkü o sıralar bizim camide yazılan çizilenler yani bilgi olarak belki ilim irfana katkı olarak çok iyiydi ama üslup olarak bir akademik üslubu çok göremiyorduk. Salih Du hocamız hala öyledir. Bir rapor yazarken, bir yazı yazarken, tercüme yaparken onun bir kendine has bir üslubu vardır. Muhtemelen o Hamidullah hocamızın da bir katkısı, etkisi olabilir. Benim bir defa hayranlığım orada başladı. Salih Du hocamıza. Anladım. Yani o bir başlangıç oldu. Sonra ayrılışımız da şöyle oldu. Oradan bir örneklik çıkıyor. Ama saat durumumuzu bilmiyorum şu an. Tamam. Bir 3-4 dakika sonra bir ara vereceğiz hocam. Evet. O zaman Ankara İmam Hatip kısmını tamamlamış olayım. Evet. Yani sonuç çıkarabileceğimiz iki olay söyleyeyim. Birisi, yani idealist olmak çok güzel de fakat bireyler düzeyinde olmak, yani kurumsal davranış haline getirememek, getiremiyorsanız çok iyi sonuç vermiyor. Mesela Ankara İmam Hatip güreş takımı çoğu zaman hep şampiyon olurdu. Biz de tabii hocalarımız bizi desteklerler, teşvik ederler, gideriz. İşte alkış tutarız her neyse. Bir gün galiba 63 kiloda bir arkadaşımız şampiyon oldu. Yani biz çok seviniyoruz artık okul coşuyor. Hı hı. Ama ertesi gün öğrendik Hikmet Bey. Bu arkadaşımız Varoşlar'da oturuyor ailesi. O yorgunluk içerisinde oradan evine 25 kuruş bulamamış, otobüsle gidememiş. Yere gitmiş. Yürüyerek saatlerce. Onu sonra öğrendik, çok üzüldük. Biz tabii yatılıyız. O arkadaşı o kadar tanımıyoruz. Mesela o da yatılı olsa, yani otur arkadaşlar biz zaten tanır, ilgilenirdik evet. Hepimiz de. Evet. Bu mesela, şunun için söylüyorum. Yani okul idaresi, hadi güreş takımımız diyor, şu diyor, bu diyor ama yani bunun bireysel kalması yetmiyor. Bunun kurumsallaşması lazım. Şimdi şahsımla ilgili bir tecrübe söyleyeyim. Ben 5. sınıfı söyledim değil mi? İmam Hatip 4 sene ortaokul, evet. 3 sene lise. Evet. Ben ortaokul 4'e gittim. Lise 1'e okudum 5. sınıfı. 5. sınıfın sonuna doğru bir şey duydum. Bir yönetmelik çıkmış. 5'ten 6'yı ve 7'yi 3 sınıf birden verme imkanı varmış diye. Hemen müdürümüze gittim Kemalettin Halit Hoca'ya. Ya Allah Allah falan dedi. Ya dur İbrahim ben onu bir araştırayım. Hocam dedim şöyleymiş dedim. Yani bütün notların işte 8 olması gerekiyormuş ama her biri mi 8 yoksa ortalaması mı 8 dedim. Bunu bir öğreniverseniz. Onluk sistemden bahsediyoruz. Evet onluk. Tamam ben onu öğreneyim dedi. Epey bir zaman geçti gittim. Ya İbrahim o konu zor dedi ya. Senin yaşın daha küçük dedi. Acele etme seneye girersin dedi. Hasılı 5. sınıfta giremedik. Ama 6'da artık azmettim. Hasılı bir iki arkadaşa da baktım notları iyi. Beraber girelim filan dedik. Girdik 6'dan 7'ye. Yani evet. Mayıs ayında şeyler bitti. Normal okul 6. sınıfın dersleri bitti. 20 dersi galiba. 20. Hı. Her gün sınava giriyoruz. Ay boyunca. Ama müdürdeki aşka bakın, yani şevke bakın. Gelip o meğer gider bakarmış kağıtlara. Çocuklar iyi gidiyorsunuz. Hadi gayrı bize böyle bir coşkuyla yani şey veriyor, yani teşvik veriyor. Evet. Böyle bir müdürümüz var. Sonunda ne oldu? Çok şükür şey yaptık yani başarıyla geçtiğini öğrendik. Yani son seneyi okumadan atladınız yani. Mezun olmuşuz onu öğrendik. Çok ama güzel. Merak ediyoruz. Üç arkadaş gittik başmuavinimize. Dedi ki hocam notlarımızı da bir mezun olmuşsunuz daha ne istiyorsunuz? Biraz böyle haşin tipli bir zattı. Nihayet bizi azarlaya nazla
notlarımızı okudu. Benim iki tane 9, bir tane 8. Kalanlar 10 işte git falan. Öyle hani tersler gibi gönderdi beni. Ya Allah Allah, bu kadar güzel bir şeyi niye saklıyorsunuz yani? Hayır, tebrik mebrik falan yok yani. Diğer iki arkadaş da ona yakın yani başarılar elde etmişler. Onlar da böyle biraz tamam ne öğrendiniz ne oldu falan gibi böyle. Neyse tamam. Neticede biz öğrendik, sevindik de üzücü tarafı ne bakın. Ben memlekete döndüm tatile. Haziran sonunda şeyse Temmuz sonu falan gibi bir yazı geldi. Ah, İlim Yayma Cemiyeti Başkanlığı. Açtım bir yazı. İşte İmam Hatip liselerini bu sene birinci olarak bitirenlere İstanbul'da bir program düzenledik. Hı hı. Okulunuzdan aldığımız bilgiye göre birinci olarak bitirdiğinizi öğrenmiş bulunuyoruz. İşte filan tarihte sizi misafir edeceğiz falan diye. Sevineyim mi? Üzüleyim. Yani okulu birinci bitirmişsiniz, sizin haberiniz yok bundan. Hiç ne tebrik var, okulundan bir şey yok. İlim Yayma Cemiyeti'nden bu haberi alıyoruz. Bakın, yani müdürümüzün o heyecanına bakın. Hadi çocuklar, iyi gidiyorsunuz evet. Diyen ama kurumsallaşmamış. Yani bireysel heyecan yetmiyor kurumlarda. Hı hı. Yani bu tecrübeleri yaşaya sonunda artık Ankara macerası tamamlanmış oldu. Sonra İstanbul niyetiniz merkezi var. Merkezi bir sınavla Yüksek İstihdam Enstitüleri ne geliyordu önce. Daha doğrusu merkez sınav yapılıyor. Kazananlar girmek istedikleri enstitü neredeyse orada da sözlü sınava giriyorlardı. Hı hı. Ben tabii tek tercih İstanbul yazdım ve İstanbul'da sözlü sınava girdik. Hayırlısıyla oraya kazanmış olduk. Oranın macerasına bir ara verelim. Size bir soluklandıralım. Biraz yorduk sizi. Bir ara verelim hocam. Ondan sonra devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz İbrahim Kafi Dönmez hocamla hikayesini konuşmaya. Ankara'da bitirdik. Ondan sonra Yüksek İslam Enstitüsü sınavına girdik. Kazandık. Evet. Ve Yüksek bu sefer İslam Enstitüsü'ne affedersiniz. Gideceksiniz mülakata şimdi İstanbul'a. Sözlü sınava girdik. Hayırlısıyla onu da kazanmışız. Yüksek İslam Enstitüsü'nün öğrencisi olduk. Yani yaş kaç hocam? Yaş kaç? Herhalde 18. 18-19. İstanbul'da 18, elhamdülillah 18, dediniz. Yani İstanbul'a hayırlısıyla kavuşmuş o esas önemli olan nokta orası. Fakat tabii idealimizde tamam fıkıh var ama hukuku da okuma düşüncem değişmedi gerçekten. Birçok arkadaşımızın o zaman başvurduğu bir yol vardır. Yani İmam Hatip diploması ile üniversitelere girilemediği için evet. Fark dersler veriliyordu liselerde. Ben de o fark derslerini verip üniversite sınavına girmeyi planladım. O sene işte hayırlısıyla bir lisede fark dersleri verip lise diplomasına da sahip olduk. Evet. Ertesi yıl ÖSYM sınavına girip hukuku kazanmak da nasip oldu. Böylece büyük ölçüde eş zamanlı ama bir yıl farklı hem ilahiyat hem hukuk tahsili almış. Şimdi böyle çift anadal diyorlar evet. Onun gibi bir durum olmuş. Bayağı zorlu bir şekilde yapmışız. Yani. Zorlu olmadı hiç yani. Ama bir o derse çıkıp bir diğer ders falan hocam insanlar bir üniversite okurken zorlanıyorsa iki üniversite okuyorsunuz şimdi yani. Ya şimdi yani gençlere biraz motivasyon olsun diye söyleyeyim. Samimi söylüyorum yani geçmişe dönüp baktığım zaman şunu rahatlıkla hissedebiliyorum. Galiba o zamanlar Hikmet Bey vakitler çok bereketliymiş. Bakın bir defa Yüksek İslam Enstitüsü'ne devam mecburiyeti var. Zaten orada bir yarım gününüz gidiyor. Hukuk fakültesinde tek var, çift var. Bir öğleden önce, bir öğleden sonra hangine denk geldiyseniz. Evet. Yani gidebildiğiniz kadar. Orada devam mecburiyeti yok. Seçiyorsunuz size en çok lazım olacak hoca ders diyorsunuz neyse. Ama sınavlarına giriyorsunuz yani neticede. Onun sorumluluğuyla baş başasınız. Evet. O arada benim görevim var. Yani diyette murakaplık görevim var. O arada... Neyiniz var hocam? Murakap olarak görev yapıyorum. Hızlı girdik biz İstanbul'a. Başlayalım. İstanbul'a kazandınız Yüksek İslam Enstitüsü'ne. Şimdi nerede kalacaksınız? Ha güzel. Şimdi ne yapacaksınız? İstanbul'a girdiniz elinizde valizle. İstanbul'a sırf sınav için gelmiş olmadım. O İlim Yayma Cemiyeti'nin daveti üzerine yazın. Geldim.
Bize güzel bir program yapmışlar. Tam adalara falan gitmiştik. Orada Samsun'dan gelen o birinci bitiren arkadaş dedi ki, ya Diyanet'te dedi, son bir vaizlik sınavı açılmış dedi. Artık bir yönetmelik çıktı. Hı hı. Dini yüksek öğretim şartı aranıyor. Yani vaiz olabilmek için. Ama İmam Hatip mezunlarına, ikinci dönem mezunlarına son defa bir sınav açmışlar. Ben ona katılacağım dedi. Ya o zaman ben de katılayım dedim. Çok iyi olur dedi. Beraber gittik. Hasılı Ankara'da önce o sınava bir girdik. Sonra benim tayinim Çanakkale Yenice kazasına çıktı. Evet. Vaiz olarak atandım. Çanakkale'ye. Evet. Ama okullar. Ama bir taraftan da işte İstanbul kazandık. İşte oraya oradaki müftümüzün toleransıyla kısa bir süre hani hafta sonları, cumaları gelme gitme şeklinde vazifemi yapmaya çalıştım ama öyle olmayacağı belliydi. Hasıl İstanbul'a nakletmek gerekiyordu. Hı hı. Sonra İstanbul'a naklim yapıldı. Bu sefer murakaplık görevi. Nedir murakap? Cami personeli kontrol memurudur adı. Hı. Ama ben bu camilerin kontrolünden ziyade hukukta okuduğum için birkaç müftüyle çalıştım. Bana hep tahkikatları verdiler. Soruşturmalar bende oluyordu. Daha çok büroda olmuş oluyordum yani müftülükte oluyordu. Ama neticede onun da kendine göre bir yükü var tabii yani neticede evet. O da bir iş. Yani gençlere söylemek istediğim şu. Bakın bir taraftan o iki fakülteye götürmek, bir taraftan görevimizi yapmaya çalışmak, bir taraftan birkaç arkadaş ev tutmuşuz. Yemeği, bulaşığı, çamaşırı, temizliği kendimiz rahatlıkla yapıyorduk. Ama gene artıyordu vakit. Bir yerde bir ilim halkası duysak, o medrese usulü okumuş, okutmuş hocalar, diyelim ki bir tefsir dersi açıyor fıkıh, hemen koşar o ilim halkasına katılırdık. Konsoloslukta diyelim Fransızca çok ucuz veya bedava dil kursu var. Akşamlara gidip oradan o yani dil işini halledelim diye oraya koşardık. Ve bunları eş zamanlı olarak yaptığımızda vakit yine yetiyordu. Ama şöyle de bir şey var hocam. Yani sizin çalışkanlığınızın yanı sıra belki çağımızın biraz dezavantajı. Bizde internet var, sosyal medya var, işte bir sürü platformlar var, diziler var, filmler var. Bizim aklımız daha fazla çeliniyor. Yani şimdi, sizin çalışkanlığınızı bir kenara koyalım, hakkınızı teslim edelim. Ama ortam da biraz daha müsaitmiş. Yani işte yani ben konuşmamın başında hani gençlere hani mesaj dedim ya. Evet. Şunu söylemeyi unuttum. Yani ben bu konuşmada ya yani bazı bizim gibi yani yaş nesilden olanlar, kıdemliler. Hocam hiç yaşlı göstermiyorsunuz bu arada. Yani bizim zamanımızda ne mahrumiyetler vardı. Şimdiki gençlerin bir eli yağda, bir eli balda söylemlerini çok tekrar eder oldular ya. Evet. Ben bunları bunun için anlatmıyorum. Hayır. Yani her dönemin kendine has koşulları var. Evet. Zorlukları var, kolaylıkları var. Olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Dolayısıyla yani gençler beni asla şöyle anlamasınlar. Ya bak bu mahrumiyetler içerisinde işte şunlar yapılabiliyor mu? Onu kastetmiyorum. Tabii tabii. Tam aksine az önce sizin söylediğiniz şey yani göz ardı edilecek bir şey değil. Gençler şu anda çok büyük bir bombardımanın altında. Hı-hı. Yani hiç kimse bu bağımlılıktan kendini kolay kolay kurtaramıyor. Evet. Yani o internetin meşgul. Ben inanın şöyle bir iki saat bakacak olsam yani kendi akademik çalışmamın dışında ya biraz şöyle dolaşayım şurada diye çok yoruluyorum. Çok yoruluyorum. İşte bu sosyal medya, internet vesaire bunlarla meşgul olunurken dikkat zayıflıyor zannediyorum. Evet. Ve üretim de zayıflıyor. Yani mesela biz çok başarılı, çok zeki, yetenekli öğrencilerimize ödevler veriyoruz. Ama beklemediğimiz sonuçlar gelince o kadar çünkü yani düşünün yani biz doktora yaparken bir makaleye, bir kitaba ulaşabilmek için yüzlerce fişi tek tek böyle tarayıp hani bakıyoruz da bir kitaba ulaştığımız zaman sevinçten böyle çığlık atıyorduk. Şimdi Şırnak'ta oturan arkadaşım, Van'da oturan arkadaşım düğmeye bastığı anda makalenin PDF'sini önünde görüyor. Evet. Ya bu kadar imkan varken niye bu oluyor diye zannediyorum zihinler ambale oluyor. Yoruluyor hocam. Yoruluyor. Yani bunun da etkisi var. Yani bunları dengelemek lazım. Yoksa yani onun zamanı iyi, bizim zamanımız kötü. Böyle evet. Bir durum değil. Hepsinin kendine göre bir yükü var. Mümkün olduğu kadar
Yani rasyonel bakıp ben ne yapacağım bilinci içerisinde davranmak daha doğru olur Evet. orada. Şimdi murakıplık, işte iki tane üniversite, aynı zamanda ilim halkalarını ziyaretler, ev işleri hepsine ama yani Zaman yetiyordu. kaç saat uyuyorsunuz hocam günde yani? Gerçekten ben hiçbir sıkıntı hatırlamıyorum. Çok rahat yani severek yapılmak. Galiba burada şu da önemli. Yani gençlere de ona çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Yani insan yaptığı işi sevmeli, isteyerek yapmalı. Galiba o da çok önemli bir şey. Evet. Kendiniz onu, siz kendiniz tercih etmişsiniz kendi iradenizle. O azim onun peşinden geliyor zaten. Sebat onun peşinden geliyor. Hasıl işte bu Yüksek İslam Enstitüsü döneminde Kimlerle temasınız var? Hangi hocalar var mesela hayatınıza dokunan? çok var. Yani sizin belki tanıyamadığınız nesil olarak ama isimlere bildiğiniz birkaç isim söyle. Mesela tabii Yüksek İslam Enstitüsü gibi bir yerde Kur'an-ı Kerim tilaveti Arapçanın ve önemli bir yeri olması kaçınılmaz. Zannediyorum bu Kur'an-ı Kerim tilaveti konusunda merkezi oluşturan merhum Ali Üsküdar hocadır. Yani Ali Üsküdar hoca tabii bizim dönemimizde artık ahir ömründe de çok yaşlıydı. Ama onun hatırası, o duruşu, o bile yetiyordu. Yani hatta genel bir şey söyleyeyim. O dönemin hocalarının böyle metodik açıdan baktığınızda ya bugünkü hani akademik şeylere göre baktığınızda daha da ölçülere göre yani çok metodik bir ders diyemeyeceğiniz tarzda biraz doğaçlama şeklinde bilgilerini, tecrübelerini yansıtma şeklinde ders yaptıklarını biz genelde hatırlarız. Ama bunlar bu aynı zamanda o büyük birikimden öğrencilerini yararlandırmanın yollarını biliyorlardı. En azından usul, adab, tavır, duruş, ifade biçimi bunlar da çok önemliydi. O örneklikleri bize sağladılar. Mesela rahmetli Ali Üsküdar'ı andım ya. Şimdi rahmetli Ali Üsküdar'ı hep geçmeyin. Yani Hacı Faik Bey'in musikede en şey talebelerinden yani üç padişah dönemi yaşamış, umur görmüş çok önemli bir isim. Evet. Ve beli neredeyse bükük vaziyetteydi. Bir gün koridorda kimle karşılaştı? Muhammed bin Tabit et-Tanci. Tanci diye bir hocamız vardı, Tancalı. Sonra Ankara Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Sonra bizde Yüksek İslam hocalık yaptı. Bekir Topaloğlu hocamız rahmetli de onun asistanıydı. Tabii akademik seviyesi çok yüksekti. Bekir hocamızın yardımıyla biz o seviyeden yine istifade edebiliyorduk. Yani çok yani ilim erbabı bir insandı. Böyle yapılı da bir insan. Belki aralarında 30 yaş civarında fark vardı. Bir gün koridorda karşılaştıklarını gördüm. Ya inanır mısınız Hikmet Bey? Nasıl bir İstanbul beyefendiliği, nasıl bir ilme ihtiramdır. O beli bükük olan Ali Üsküdar hocamız onu görüverince hürmetten elini sıkarken neredeyse bir daha büküldü beli. O kadar eğildi. O da büyük bir mahcubiyet duydu. Nasıl yani elimi çeksem diye. O manzara hep gözümün önündedir. Evet. Bu çok yani çarpıcı bir şeydir. Enstantanedir benim için. Yani o hocaların usul, adab dedim ya bu duruş bakımından örneklikleri aslında hakikaten yani çok önemlidir. Mesela Neyzen Ali Halilcan Hoca vardır. Musiki dersimize gelen Edip Kürkçüoğlu bizim dersimize gelmemişti ama ben onun dersine girdim. O da çok edebiyatı çok kuvvetli. Mahir İz Hoca mesela dersimize de gelmiştir. Hatta Fakir'in dekanlığı döneminde Üsküdar Belediyesi bizden o toprak yola bir cadde ismi vermemizi istedi. Ben de yönetim kuruluna getirdim. Epeyce isim müzakere edildi. Sonunda Mahir İz'e karar verildi. Çok güzel. Aynısıyla Mahir İz Hoca'nın adını oraya vermiş olduk. Çok Böyle bir güzel. hatıramız da var. Hayatınızı çok böyle etkileyen ya da sizin böyle düşünce dünyanızı değiştiren ya da etkileyen böyle bir vaka, olay, tanıdığınız kişi bir şey var mı o dönemde? İlahiyat ya da işte İstanbul'da eğitim döneminizde. Hani mesela dediniz ya Ankara'dayken bir dergi işte gördünüz Evet. mesela o sizin çok değiştiren bir şey olmuş ufkunuzu ya da Evet. hayat çizginizi.
Tabii. İstanbul'da böyle bir şey yaşadınız mı? Yoksa eğitim hayatı böyle devam edip gidiyor muydu? Eğitim hayatı devam etti gitti ama biz her vesileyle hangi çiçekten hangi bal alınabilecekse Evet. Onu almaya gayret ettik. Ve orada çok etkilendiğimiz hocalarımız elbette oldu. Bu arada tabii bu hoca ideali konusunda benim zihnimde üç isim vardı daha yüksek istihdamına gelmeden önce. Birisi Hamidullah Hoca. Orada beni çok etkilemişti. Salih Hoca'mızı tanımıyorum ama işte ondan çok etkilenmiştim. Bir de fıkıh alanında yazıp çizenler içerisinde Hayrettin Karaman Hoca. Yani önemli bir hocamızdı. Yani onlara talebe olabilmek yani arzum hep oldu. Fakat Hayrettin Bey İzmir'de görevliydi o zaman. Bizim hocamız olamadı. Ama arada geldiğinde sorularım oldu. Randevu aldım, şey yaptık. Evet. Yani cevaplarını aldım. Ama biraz sonra yani anlatımı tamamladığımda göreceksiniz ki her üçünden de istifade etmeyi Cenab-ı Allah bana nasip etti. Çok güzel. Yani idealime kavuştuğumu rahatlıkla Eyvallah. söyleyebilirim. Peki İmam Hatip ilahiyat bitiyor. Ondan sonra İslam Enstitüsü diyelim ilahiyat şeyin adıyla. Fakülte hukuk da bitti. Ne yapacaksınız? Şimdi akademisyen olmaya kararlısınız. Tabii onda kararlıyız zaten. Tamam. Ama nasıl şimdi Doktora fıkıh devam mı? tabii Fıkıhtasınız yine öyle mi? tabii onun için böyle. Tamam. Peki ne yapıyorsunuz? Doktora ya başlamam lazım. Evet. Ben önce hukuk fakültesinde o zaman ya zaten Türkiye genelinde master hemen hemen yoktu. Çok az bir şey vardı. Genellikle şimdi bütünleşik doktora dedikleri Evet. daha lisans döneminin son sınıfında doktora kurları başlıyordu. Ben doktora kurlarına başladım. Merhum Zahit İmren'in yani hocamız oydu kurlarında ödev de yaptım. Fakat baktım ki benim düşündüğüm tarzda yani çok iyi bir İslam hukuku çalışması o ortamda yapmam pek mümkün görünmüyor. Onun için ben doktora nerede yapabilirim araştırmasını sürdürdüm. Yani aslında Saadet Hoca hep benim gönlümde var da. Fakat onun formüle edilmesi lazım. Saadettin Hoca'nın İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde görevi var, oranın müdürü, bu Edebiyat Fakültesi'nde. Evet. Fakat orası doktora yaptırmıyor. Yani başka bir üniversite onun danışmanlığını kabul etmeli ki ben ona hoca olabileyim. O arada Ankara İlahiyat'a gittim. Kendisini burada hayırlı anmak isterim. Abdülkadir Şener hocamız, asistan doktordu galiba o zaman. Beni kürsü başkanıyla tanıştırdı, yardımcı oldu sağ olsun. Ve kabul verdiler doktora yapmayı kabul verdiler ama fakat orada da İslam hukukunda profesör yok. Yine aynı sorunum var. Yani tez hocamız kim olacak meselesi var. Tam o sıralarda bir haber çıktı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi yeni bir sınav açıyor. Epey yıllardır açmamış galiba doktora. İşte hemen apar topar ben İstanbul'dan oraya Erzurum'a. evet ama Ankara'dan sonra iş değişti, uçak iptal oldu. Karlı ya bir günde yani şu garaja gittik. Yani şey Otobüs. yok yani otobüslerde yer yok. Neyse zar zor bir yer buldum. Yani kaç tane tır devrilmişti yollarda bilseniz. Yani sağ salim vardığımıza çok şükrettik. Şoförümüze kaptan bir hediye falan aldık. Hayırlısıyla o sınava girdim. Hayırlısıyla kazanmışız. Oranın İslam hukuku hocası Yusuf Seha Kavakçı Hoca. O benim danışman hocam oldu. Ama Biz ben de yüzler ve izler de ağırladık kendisini. Selamlarımızı da iletelim buradan evet Yusuf Ziya hocamıza. hürmetlerimi iletelim. Hocamızın hakkı var üzerimizde hakikaten. Benim tabii Salih'te hocam da bir şekilde bu lisans döneminde tanışma mümkün olmadı. Bu Milli Türk Talebe Birliği'nde seminerleri oldu. Onlara katıldım ama yani birebir bu doktora işini ne konuşacağımız bir ortam olmadı. Fakat işte o dönemde hayırlısıyla böyle bir imkan buldum. Hocamızın kabulünü öğrendim. Yani bana olumlu baktı. Daha sonra Erzurum'a gittiğimde Yusuf Ziya Bey dedi ki ya İbrahim'cim dedi sen Salih abiyle çalışsan daha iyi olur dedi. Yani ben daha teklif etmeden. Tabii o benim için çok daha uygundu. Çünkü ben İstanbul'dayım. Benim hocam orada Evet. olması daha münasip. Onun da anlayışıyla
Ben doktora tez yöneticim, şimdi danışman diye geçiyor, o zaman yönetici adı. Yöneticim Salih Tuğ hocamız oldu. Ve doktoraya hayırlısıyla başlamış oldum. Tabii büyük bir sevinçle İstanbul'a dönüyorsunuz. Döndük hayırlısıyla, evet. Ve buradan aldık abi. Orada almadık daha, sevinci bilmiyoruz. Çok heyecanla döndük. İstanbul'a döndükten sonra Ankara'dan haber gelecek. Birden alamadık. Ha, anladım. Ama yeni bir durumla karşılaştık. Tayyar Altıkulaş hocamızın proje mimarı olduğu bir eğitim kurumu hayata geçti. Nedir o? Haseki Eğitim Merkezi. Evet. Onu bilirsiniz. Epey bir zamandır, yani yüksek lisans mezunu mezunlarında büyük bir birikim oluşmuş. Böyle akademik yönelişi olan, kabiliyetli çok insan var. Fakat böyle bir kurum yok. Hoca bunu fark etmiş. Hı hı. İşte yani orada böyle bir eğitim süreci başlattı. Yani kurs adı altında güya ama 2,5 sene sürüyor. Öyle olunca orada da iyi bir eğitim verileceğinden eminiz. Çünkü iyi hocalar konmuş. Sayar Bey'in ciddiyeti zaten malumdur. Evet. Asıl bir de o imtihana girelim dedik. Hayırlısıyla orada kazanmışız. Şimdi ne yapacağım? Bir dedikodu duydum. Yani burada soluk bile aldırmayacaklarmış insan diye. Nasıl dedim? Yani başka hiçbir iş yani olmayacak, yasaklanmış falan. Hatta Diyanet'te görevli olanlar maaşlı izinli sayılıyorlar filan, neyse. Ben dedim bu işi kaynağından öğrenmem lazım. Tayyar hocamıza gittim. Dedim hocam böyle bir şey duyduk ama dedim, benim doktora bağım var. Vallahi dedi, bu böyle dedi. Yani burada çok sıkı, disiplinli bir eğitim olacak. Evet. Başka hiçbir şeyle meşgul olamazsınız dedi. Bu bayağı zihnime takıldı. Tabii. Akademisyen olmayı planlıyorsunuz bir taraftan da çünkü. Yani orası da kıymetli ama ne yaptım? Soluğu hemen İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde Salih Tuğ hocamın odasında çalışıyor rahmetli Hamidullah hocam. Ona danıştım. Hocam böyle böyle bir durum var dedim. Böyle hemen düşündü. Dedi ki İbrahim Bey dedi, her ikisi kıymetli bunların dedi. Ama birini mutlaka bırakmanız gerekiyorsa doktorayı bırakmamanızı tavsiye ederim dedi. Bakın orayı bırakın demiyor. Bırakmamanızı da. Hoca çok ince bir şurada. Ben mesajı aldım hocam dedim. Hayırlısıyla gittim. Tayyar hocamıza özür beyan ettim. Ben o zaman dedim buraya katılamayacağım. Ben doktora devam ediyorum. Hayırlısıyla orada yani doktora çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Bu arada doktora çalışmaları hukukçu olmanızın verdiği kimlik de ne branşı ne şey konusu ne? İslam hukuku. Tamam, İslam yani hukuku. Dolayısıyla amacınıza ulaştınız bir anlamda. Tabii. Hukuku bitirmiş hem fıkı, olmanızın. Hem fıkı hem hukukla ilgisi olan bir çalışma tarzı hep oldu benim hayat boyunca. Öyle oldu zaten. O anda, o sıralarda da yine aynı şekilde yüksek İslam enstitülerinde büyük bir birikim oluşmuştu. Yani mezunlar var, yetişkin ve enstitülerde artık yani asistan alarak böyle fakülteler gibi akademik bir kurum olmak istiyor. Yine sonradan öğrendik ki Tayyar hocamızın Din Öğretim Genel Müdürlüğü döneminde onun bir şekilde bakanı ikna edip 100 asistan kadrosu tahsisini çıkartması sayesinde enstitülere bu 100 kadro tahsis edilmiş oldu ve ilan edildi. Yani her enstitüye dağıttılar o kadroları. Ben de tabii hararetle istiyorum. Yani şeyde murakaplıklarını yakalayayım bir an evvel. Yani akademik hayata geçeyim, üniversiteye geçelim diye. Orada da şöyle bir tereddüt hasıl oldu. Şimdi arkadaşlarla karşılaşıyorum beni tanıyanlar. Ya İbrahim Bey şey açılıyor, asistanlık giriyor musun? Giriyorum. İyi, seviniyorlar. Hangi dalda? Fıkıh diyorum. Yüzleri biraz asılıyor. Neden? Onlar da fıkıh istiyorlarmış. Çünkü. Yok. Meğer çok o yetişmişliği olan, yani kitap yazmış, tercüme etmiş, yani o alanda tanınmış isimler de varmış. Çünkü dedim ya çok büyük bir birikim oluşuyor. Kaç yıllardır öyle bir imtihan açılmamış. Evet. Yani fıkıh dalına bu şekilde çok rağbet olunca kazanma şansımın zayıf olacağını düşünerek bana biraz melül mahzun baktılar. Bu beni etkiledi.
Çünkü bizim o dönemde yani üniversiteden gördüğümüz, öğrendiğimiz şey, yani asistanlık dediğiniz şey genelde kürsünün karar verdiği bir şeydir. Yani kürsü başkanı ve kürsü hocalar o talebelerini takip eder, en uygun birisini seçer. Şimdiki gibi işte ALES'ler, şunlar bunlar, yani o sınav usullerinden ziyade akademik gelenekler o zaman daha etkili. Hı hı. Ben bunu son derece tabii karşılarım. Yani o günkü bakışıma göre söylüyorum. O sırada yani kim söz sahibi olur? Hayrettin Karaman Hoca olur diye düşündüm. Randevu aldım, gittim. Ve kendisine bu konuyu açtım. Hı, hocam ben fıkıhtan girmek istiyorum. Ne dersiniz? Hocam ben dedim, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Yani üniversitelerdeki akademik geleneği biliyorum. Yani görse eğer bizim uygun bir adayımız var diye düşünürse ben bunu hiç yadırgamam dedim. Hatta sınavda girmeyebilirim dedim. Dedi ki bak dedi Kafi dedi. Hiçbir angajmanımız yok dedi. Kelimeyi hatırlıyorum. Hiçbir angajmanımız yok dedi. Ama dedi bana sorarsan dedi. Biz dedi böyle yetişmişliği olan, ilim ideali olan, faydalı olacağına inandığımız arkadaşların hani başvurmalarını, kazanmalarını arzu ediyoruz. Yani bu dalda dedi, duyuyoruz ki dedi epeyce insan var, öyle görünüyor. Keşke başka bir dala geçseniz veya İstanbul dışı bir yeri düşünseniz filan dedi bana. Hocam birinci cümle dedim sabit mi angajmanı? Evet dedi. Ben mesaj aldım, teşekkür ederim dedim. Ben vazgeçer miyim? Ben kaç yılların ideali efendim fıkıhtan vazgeçmeyeceğim. Vazgeçer miyim bir hastanın kadrosu için? Neyse İstanbul'dan zaten vazgeçtim. O dedim ya benim kendi postülalarım var yani. Asıl niyet ettik, hayırlısıyla başvurduk. İşte Batı dilinden, Arapçadan vesaire sınavlarda oluyor ya, bilim sınavı öncesinde. O kıymetli arkadaşlarımız vardı hakikaten ama nasip değilmiş. Sonunda bana nasip oldu. Bir kişi kazandı. Hocam sanki. Şimdi siz biraz tevazu yapıyorsunuz ama demek ki de çok kıymetli birisiniz ki. Estağfurullah. Hayrettin Karaman hocamın hiçbir angajmanımız yok dedi o tarafsız şeyde. Evet. Siz seçilmişsiniz hocam. Yani biraz tevazu yaptınız ama. Yok öyle denk geldi. Bakın Batı dili, Arap dili. Onlardan da sınav alıyorsunuz. Yani mesela bilim sınavında kalmış değil o arkadaşlar. Kimisi o şeyden kaldı, Arap dili, kimisi Batı dilinde kaldı. Yani ben bilim sınavında tek kalmış oldum. O da bizim nasibimizmiş. O çocuğu kabul etti, girmiş oldu. Çok güzel. Şimdi o dönemde işte yani Hayrettin Hocam bana şey dedi ya Kafi dedi sen zaten doktora yapıyorsun dedi. Salih Hoca dedi. Senin burada ayrıca öğretim üyeli tezi yapmana gerek yok. Çünkü şeydi asistanlar öğretim üyeli tezi yapıyorlardı enstitüde. Sen de dedi şey yap devam et dedi o doktoranı. Başka şeye gerek yok dedi. Ben de istifade etmek istiyorum. Hocam ama dedim bana bir gene bir plan çizseniz de ben hangi okumaları yapayım? Sağ olsun böyle bayağı o önemli kitaplardan bir liste yaptı. Bunları hatta dedi böyle özet çıkararak okursan ben onların gereğini yaptım. Bir taraftan da işte doktoramızı sürdürmeye çalıştık. Ama o doktora yaptığımız ortam da yani İslam Araştırmaları Kütüphanesi özellikle o günün şartlarında eşi bulunmaz bir kütüphane. Çok kıymetli bir yer. Sarihte hocamız da çok titiz. Yani doktora yapıyorsanız ilim, bir sözü vardı onun, ilim kuma kabul etmez. Başka bir şeyle meşgul olmayacaksınız. Yani. İlim kuma kabul, kabul etmez. Çok güzel. O şekilde. O zihnimize yerleşti. Hatta bir söz daha vardır. Yani hiçbir şey yapmasanız buraya gelin, kütüphane, ilim muhit işidir. Bu muhitte bulunun, burası sizi adam eder. Mesela böyle söylerdi. Bunun doğruluğuna zamanla kendimiz şahit olduk. Mesela orada çalışıp dururken, bizim kolay kolay tanışamayacağımız bir büyük ilim adamı, fikir adamı gelir. Hocamız hemen onu bir şekilde ikna eder. Bize seminer düzenlerdi onlarla. Mesela Fuat Sezgin hocamızı o dönemde tanıdım. Gelmişti. Onlar rica etmiş. Bize seminer yaptı Fuat Sezgin hoca. Yani ortam çok zengin hakikaten. Yani o ortam da kazandıklarımızı değerini hakikaten hiçbir şekilde inkar edemem. Yani böyle bir ortamda hayırlısıyla o şeyleri sürdürürken enstitü, tabii asistanlığımız devam ediyor. Orada da hem bir artı yük hem bir avantaj doğdu. Nedir o? Gece bölümü açıldı Yüksek İslam Üniversitesi'nde. İkinci öğretim dediğimiz bizim. Gibi. Evet. Gece bölümü diye geçiyordu adı. Şimdi hoca bulamıyorlar. Şimdi hoca patronajında diye bir şey vardır. Asistanlar hocanın patronajına derse girerler. Evet. Sorumlulukları bir şey yoktur. Ama burada bakanlıktan özel onay çıktı.
biz hoca sıfatıyla derslere girdik. Yani ders sorumluluğu, sınav sorumluluğu, ders ücretinin alınması vesaire hepsi dahil dört dörtlük hocalık görevi sırtımıza bindi. Çok iyi. Bu bir bakıma çok iyi de doktorayı zayıflatıyor, çalışmalarımızı zayıflatıyor. O kadar hem aile yükümüz var hem işte... Bir dakika, evlendik mi hocam bu arada? Evlendik. Ama bunu nasıl atladık biz? Nasıl evlendik? Onu atlamayalım hocam, o da kıymetli bir şeydir yani. Hanımefendi de şey yapmayalım yani, es geçmeyelim. Ne zaman evlendik? Benim o konuda da kendime verilmiş bir sözüm vardı. Yani yüksek tahsili bitirmeden evlenmeyeceğim diye. Çünkü ya tahsile ara vererek ileri yaşta yüksek tahsil yapan arkadaşlar hani erken evlenmiş oluyorlar. Veya benim akranlarım bile olsa daha yüksek tahsildeyken evlenenlerin hep çok sıkıntı çektiklerini gördüm ben. Onun için kendi kendime söz verdim. Yüksek tahsil... İlim kuma kabul etmez diye mi? Daha o zaman hocamızla tanışmadım. O bunu söylemedi o zaman. Ama bunu kendi kendime vermiş sözüm vardı. İşte o murakaplık döneminde Üsküdar'da bir gün madem sordunuz, onu da hayırlıya anmış olalım. Çengelköy'de büyük bir çınar vardır. Onun altında bir işte çay içiyoruz. Mehmet Ali Sarı hocam, benim hem İzmir İmam Hatip'ten hocam, hem Yüksek İslam Mesnesi'nden hocam. Şöyle bir yan yana duruyoruz böyle. Ya İbrahim dedi, ya artık evlenmiyor musun falan dedi bana. Yok hocam, benim sözüm var dedim. Ne dedi? Yüksek tahsil bitirmeden dedi, ben evlenmeyeceğim. Bitirdin dedi. Yüksek İslam'ı bitirmiştim o sırada. Ama hukuk bitmemişti. Hocam hukuk bitmedi dedim. Ya onda bir şey kalmamış biter. Sen sözünde durmuş oldun dedi. Ondan sonra şöyle biliyorsun çok yapılıdır şey. Şöyle o kolunu şöyle omuzuma bir attı. Ya İbrahim'cim gel seni evlendirelim dedi. Şimdi bu defa daha bir aday oldu anlaşıldı. Meğer İzmir'de hocamız bizim Matip'te hocalık yaptığı gibi Çamlar Altı Kız Koleji var orada. Benim eşim onun öğrencisi olmuş ve ailece de görüşürlermiş. Onu münasip görmüş bana. Maşallah. Şimdi böyle omuzuma o ağırlık hala devam ediyor. Ama çok güzel bir ağırlık olmuş tabii o. Ondan sonra siz de madem hocam münasip gördünüz dediniz. Öyle Allah nasip maşallah etti. Demek ki yani o şekilde bir evlilik hayatımız oldu. Maşallah. O söylediğimiz şeyeceğiz. Sonra şimdi gece de derslere giriyorsunuz. Derslere hoca oluyorsunuz. Hoca işte onun bana çok kazandırdığı şey oldu. Çünkü hakikaten ciddi anlamda ders hazırlama, ders yapma. Yani şey hocalık kadrosuna geçtikten sonra en azından acemilik çekmedik yani. Evet. Ve ilginç bir şey. Yani o sıradaki öğrenciler birçoğu belki yaşça benden büyüktü. Çünkü ara vermiş o anda. Nihayet işte zaten fakülteyi yeni bitirmiş. 1-2 sene geçmiş. Asistan olmuşum. 23-24. Öyle mi yaş? Yok. Hocam 18'e girseniz 22-23-24. 77'de asistan oldum. 78 olduysa bir gene de... Ha, 27. Evet 26 falan olabilir. Anladım. Ama daha yaşını almış öğrencilerimiz de vardı. Ve şimdi benim benden yaşlı öğrencilerim var hala. Bazı yerlerde karşılaştığımda işte hocam biz şu yıl mezunuyuz falan diye sağ olsunlar hayırlanarak şey maşallah yapıyorlar, saygı söylüyorlar. Şimdi kadronuz ama Atatürk Üniversitesi'nde. Yok kadrom İstanbul Yüksek Üniversitesi. Yok asistanlık başka, doktora o. Doktorada bir kadro yok. Doktorada sadece serbest doktora çalışması yapmış oluyoruz. Benim kadrom İstanbul Yüksek. Doçent olduğunuz sonra doçentlik nereden alıyorsunuz kadroyu? O doçentlik de evvela kadro değil. O da önce ünvan. Üniversitesi kurulun usulüne göre önce doçentlik sınavına giriyorsunuz. Ama burada bu söylediğim dönemde Yüksek İslam Mensubu'nda yani asistanlığımız sırasında şöyle bir durum oldu. Bu enstitüler artık kendi iş dinamizmiyle bir akademik yöneliş içine girdiler. Eskiden bakanlıktan atamalarla hoca geliyordu. Yönetmelikte bir hüküm çıktı. Yani asistanlıktan geçip öğretim üyeliğe tezi hazırlayanlar veya doktorasını yapmış olanlar ancak öğretim üyesi atanabilecek diye. Hakikaten bu usul işletilmeye başladıktan sonra enstitülerin çevresi biraz daha değişmeye başladı. Çünkü eğitim enstitüleri gibi değil. Eğitimimizde 2 senelik, bu 4 yıllık lisans eğitimi veriyor. Evet. Bu arada da şeyler var. Enstitünün içi kaynıyor.
akademik genel kurulumuz bizim çok ciddi olurdu. Hür bir şekilde herkes kanaatlerini söyler. Ya biz niye duruyoruz hala? İşte İstanbul Üniversitesi'ne bağlanalım, fakülte olalım falan gibi. İdareyi bayağı sıkıştırdı hocalar. Onlar gittiler, müdürümüz dahil, ama eli boş döndüler. Demişler ki bizim artık fakültelerimiz kemikleşti. Aslında maksat o değil, almayacağız demek o. Fakat birden 81'de şey çıktı, Yükseköğretim Kanunu çıktı. Yükseköğretim Kanunu çıktı ama 2547 sayılı kanun. Fakat işte bu enstitüler, yükseokullar, onlar hala dağınık. Yani üniversitelere bağlanmış durumda değil. Evet. Onun üzerine Enstitü Genel Kurulu'nda şu konuşuldu. Dendi ki, bakın bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hiç değilse biz kendimiz, yerimizi biz kendimiz belirleyelim, bir girişimde bulunalım, böyle hareketsiz durmayalım diye. Onun üzerine işte Enstitü Genel Kurulu'nda bir heyet seçildi. Mustafa Taralı hocamız, tanırsınız. Evet. Bekir Karla dostumuz, onu tanırsınız. Bir de Fakirden olacak 3 kişilik. Ve biz İhsan Doğramacı'dan randevu alarak Ankara'ya gittik. Yani enstitü temsilen. Vardık, o YÖK dediğimiz şey, yani meclisin hemen yanında böyle birkaç katlı bir binaydı galiba. Derse yokmuş. Ya, yani öyleymiş, küçücük bir bina. Ama gazeteciler yığılmış bekliyorlar. Meğer bu kapsamlı düzenleme sonra çok o Türk Yüksek Öğretimi'nde etkili bir yer tutmuştur. 41 sayılı kanun hükmünde kararnamede bir şey vardır. Meğer o kararnamenin taslağını hazırlamış YÖK Başkanı olarak Doğramacı. Onu açıklayacak gazetecilere. Fakat bize randevu verdiği için sağ olsun yani saydı bizi. Onları erteledi, bizi davet etti. Girdik. Dedi ki siz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geliyorsunuz değil mi dedi. Taralı hocamız tabii en kıdemlimiz. Yok efendim dedi, biz İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden geliyoruz dedi. Yok yok dedi, siz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi oldunuz dedi. Bakın metni göstereyim dedi. Okuduk. O şurası şuraya bağlanmıştır. Evet. O kararname öyledir. İşte İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü İstanbul Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi olarak bağlanmıştır diye metni gözümüzle gördük, okuduk. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Biz güya derdimizi anlatmaya gitmiştik. O çözülmüş. Hasılı sohbete döndü. Biraz sohbet ettik. Müsaade aldık, çıktık. Fakat daha sonra o kararname resmiyet kazanırken iş değişti. Birdenbire Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi oldu. Meğer rahmetli Orhan Oğuz Hoca enstitü zamanında da bizim camiye gelirdi. Cumaları kılardı. Bizim eski enstitüde asistanlık döneminden abimiz Saim Yeprem Hoca baş müdür yardımcılığı, müdürlük yaptı, dekanlık yaptı. Oradan ismini bilirsiniz. İşte Saim Yeprem Hoca'nın da çok iyi ahbabıydı Orhan Oğuz Hoca. Zannediyorum onun da etkisiyle, tam bilmiyorum ama Orhan Oğuz Hoca Doğramacı Hoca'ya demiş ki burası benim olacak demiş. Yani İstanbul'a vermem. Hasılı biz olduk Marmara İlahiyat bu şekilde. Evet. O şekilde. Ve yıllar sonra da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dekan olmak nasip oldu size. Öyleymiş. Onda küçük bir macerası var, anlatırım. Dinleyelim hocam. O yani ben aslında o sırada İlahiyat Meslek Yükseokulu müdürüydüm ama yani idarecilikten biraz uzak durmaya çalışıyordum açıkçası. Fakat şartlar bazen itiyor. Yani ben bunu kifai vecibe olarak görüyorum. Yani toplumun size yüklediği belli kişilerin yapması gereken görevler vardır ya. Evet. Ben onu biraz fazla yaptım gibi. Yani öyle nasibimde o varmış. Bu şeyin usulü şöyleydi. Salih'te hocamız 4 dönem dekanlık yaptı. Artık devam etmeyeceği belliydi. Yani yeni bir dekan gelecek başımız, onu biliyoruz. Fakat rektör ve rahmetli Ömer Faruk Batırer Hoca ketum bir insandı. Bütün profesörlerin işte isimlerini, CV'den, resimlerini almış. Kendisi 3 kişiyi YÖK'e bildirmiş. 3 kişi bildiriyor rektör. Evet. YÖK bir tanesini seçiyor. Neyse, bir gün cumartesi sabahı ev telefonu çaldı. Baktım bizim rektörümüz, biraz üslubu da hem resmidir ama çok nazik bir şekilde Sayın Dönmez dedi, çok özür dilerim dedi. Aslında size haber vermem gerekiyordu ama dedi, ben dedi size dedi söylemeden dedi birinci sıraya sizi yazmıştım. YÖK Genel Kurulu'ndan karar çıktı. İlahiyat Fakültesi dekanı oldunuz, hayırlı olsun. Cumartesi sabah çalan bir telefonu öğrendiniz yani. Evet. Ama yani o anda ben hani değerlendirme yapmak konusunda artık yani tercih
falan yok. Sadece bir görev tebliği bu. Son derece nazik bir dedik. Demek ki bu nasipmiş hasılı. Ama ikinci dönem için tedbirimi aldım. 3 ay, 4 ay kala belki özel randevu aldım. Yani hocam dedim yani lütfen yanlış anlamayın. Yani sizin tekrar beni önereceğinize dair ortada bir delil kanıt yok ama yani sizin olan güveninizi bildiğim için ola ki yani beni önerecek olursanız size karşı mahcup duruma düşmek istemem. Lütfen beni önermeyin. Beni azat edin. Azat edin. Kesinlikle kabul etmedi. Epeyce mücadele ettik. Sonra yurt dışı projem olduğunu söyleyince, girişimlerim olduğunu da söyleyince o zaman kabul etti. Evet. Allah rahmet eylesin. Yurt dışı demişken şimdi Cezayir var hocam. Malezya var, Almanya var, şimdi Tunus var, öyle mi? Yani yanlış değil, var, değil mi bu bilgiler bu hepsi? Var var, şöyle var. Şimdi nerede başlıyor? Cezayir'le mi başlıyor ilk? Cezayir'le başlıyor. Ne, yani ne size sevk etti bu yurt dışına gitmeyi? Yine Salih'te hocamız ve kader. Şimdi Salih'te hocamız dekan olunca, o arada bir parantez şey yapayım. Sayın abi dekan yardımcısı galiba yine beni yanında görmek istemiş. Hoca beni... dedi seni askere alıyorum dedi. Dekan yardımcısı pat diye yazı elime tutuşturdu. Dedi. Ama bizim yani kurumu biz biliyoruz. Yani hocaya yardımcı olmak gibi bir görevimiz var. Evet. Yani kabul etmemek suyu edep olur yani. O tamam dekan yardımcımız var. O arada hoca genel kurullarda bol bol hocalara lütfen Bağlarbaşı'nın dışına çıkın. Bağlarbaşı'nın dışına çıkın diye. Yani yurt dışına açılın diyor. Hmm. Ama o zamanlar daha sene 82, 83 yani yurt dışında hani sınır taşı görmeme derler ya ancak bir umre bir şey vesile olacak da hani ancak yani evet. Yani 200 dolar almak için Evlen Merkez Bankası'na gidiyordunuz. Öyle bir durum vardı yani yurt dışına gidebilmek için zorluklar vardı. Hasılı onun o şeyleri de çok etkili oldu bizde. Yani hoca Türkiye'ye kapanıp kalmamızı istemiyordu. Bir gün bir toplantı daveti geldi Cezayir'de. Ama İslam dünyasının yani neredeyse kalburüstü büyük alimlerinin katıldığı çok kapsamlı bir içtihat kongresi düzenlemişler. Ben de hocam çıkayım mı dedim. Çık dedi hiç durmadı. Neyse hemen bir tebliğ hazırladım. Gönderdik. Kabul aldı. Hayırlısıyla oraya gittim. Orada da yakın konularda olan tebliğ sahiplerini aynı oturuma alıyorlar. Ve onlar ertesi günü birbirlerinin tebliğlerinde müzakere etkisi oluyor. Şeyi hatırlıyorum, meşhur bir alim, Allah rahmet eylesin, Supi Salih. Ve orada dekanlık görevi olan Ammar Talibi. Benim tebliğim hoşlarına gitmiş, onunla ilgili olumlu şeyler söylediler. Ve devamında da o Ammar Talibi Hoca, orada yeni açılmış bir İslam İlimler Fakültesi'nin dekanı, bana dedi ki, biz yeni bir fakülte açtık bu sene ikinci sınıf. Hatta master sınıf açıyoruz. Yani usul ve makasit dersleri okutacak hocamız yok. Gelir misiniz dedi bana. Ben de dedim zaten dili öğrenmek için, geliştirmek için öyle bir projem vardı. Olur dedim yani üniversiteme ben müracaat ederim. Siz davet yazısı gönderirseniz. Hasılı o gönderdi ve o öğretim yılında ben Cezayir'e öğretim üyesi olarak gitmiş oldum. 83-84 öğretim yılında. Onun sonunda da hoca yine ertesi sene kalmamı istedi. Fakat yönetmelik hüküm var. Yardım doçentler ancak bir sene çıkabiliyor. Hiç mi bir yolu yok dedi. Yönetmeliğe baktım. İki yolu var dedim. Bir hükümetler arası anlaşmalar var. Anlaşma. Bir de üniversite arası anlaşmalar. Bu istisna görünüyor. Dedi bizim Cezayir çok hatırlı bir insandı. Evet. Bakana falan yakın. O zaman Cezayir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi arasında bir protokol teklif ederim dedi. Hasılı o üniversite senatosuna karar çıkarttı ve bir de oranın Yüksek Öğretim Bakanı'ndan doğru amacıya hitaben bir mektup aldı. Hocam çok kıymetli şeyler bunlar ama ya. Yani bir hatıra. Neyse geldim o YÖK'ün yeni binasında asansörde yakaladım doğru amacı hocayı. Verdim. Tamam ben incelerim bunu dedi. Tabii ne yapar üst makam? Alt makamlara gönderir. Evet. Alt makamda yani benim artık dönmemi isteyen dostlar... Demişler ki İbrahim Bey artık dönsün. Yani biz Cezayir Üniversitesi'ne teşekkür ederim o nazik teklifi için. Ama izin vermedi bana. Gidemedim. Ama oradaki dekanımız dedi ki peki dedi yoğunlaştırılmış derslere gelebilir misiniz? 3 ay dedi. Olur dedim yönetmelikte var. Ertesi sene
Ben şeye gittim, bu yoğunlaştırılmış derslere gittim. O sırada bana yeni bir teklifte bulundu. Dedi ki, Konstantin şehrinde Emir Abdülkadir Üniversitesi adı altında büyük bir projemiz vardı. İslam İlimler Üniversitesi, hı hı, çok kapsamlı. Oraya gelebilir misiniz dedi. E dedim, şimdi bir sene geçince aradan belki olur dedim. Yani ben de arzu ediyorum. Orada çünkü hakikaten o üniversitenin çok farklı olacağından, evet, eminim. Yine davet yazısı yazdı. Ayrısıyla izin alabildim. Ve bu defa Konstantin'e gitmiş olduk. Yani Zahir'de. Yani 2,5 öğretim yılı diyelim. Orada şey yaptık. Sonra Malezya var hocam. Almanya var. Tunus var. Yani o oralarda yani Almanya'da kısa, yani bir öğretim yoğunlaşmış dersler. Malezya'da 2 yıllığına gittim ama bir proje dolayısıyla ikinci sene döndüm. Bir yıl orada öğretim üyeliği yaptım. Hı-hı. Hatta Cezayir'deki yani öğrencilerimin daha sonra orada tekrar karşıma yani öğretim üyesi olarak çıkmaları, bir kısmının doktor öğrenci çıkmaları beni çok mutlu etti. Bu yani Cezayir'in üzerimde çok hakkı olduğu için size kısa bir anekdot anlatayım, tabii, isterseniz. Anlatın ama şunu merak ediyorum. Eğitimleri Arapça veriyorsunuz. Evet. Almanya'da? Almanya'da Türkçe tercüme ediliyor. Almanca tercüme ediliyor. Anladım. Peki. Evet. Şimdi bu Cezayir'de ve Tunus'ta çok müthiş bir Osmanlı ve Türk sevgisi var. Hı-hı. Biz hakikaten kendimizi gurbette gibi hissetmedik. Ailece de gittik. Böyle bir rahat bir yani ortamda yaşadığımızı biliyoruz. Böyle iki sat örnek söyleyeyim size. Hani hatıralarınız varsa dediniz ya, tabii. Şimdi çağrışım yaptı. Şimdi bu deniz kenarında bir şehir var, Annabe. Orada bir üniversitenin rektörü, hukuk fakültesinde İslam hukuku derslerine girecek iki hocaya ihtiyaç olmuş. Bizim rektörümüze rica etmiş. O da bize rica etti. Biz, hı-hı, haftada bir gün oraya gidiyorduk. 150 kilometre Konstantin'e. Taksi dolmuşlarla gidiyoruz. Bindik. Neyse bir kişi daha geldi yanımıza. Ve hareket ettik. Giderken şoför aynadan baktı. Yanımda Mısırlı Hoca var, benim arkadaşım. Yani çok onun iktidarından birisiydi. Üstad neresiniz dedi. Mısırlıyım dedi. Ona memnun olduk falan gibi sıradan bir selamlaşma yaptı. Bana sordu. Neresiniz? Türk'üm deyince, yani mübalağa gibi olmasın, adeta direksiyonu bırakıp beni kucaklayası geldi. O kadar bir refleks gösterdi. Onun o refleksi Mısırlı dostumuzu çok etkiledi. Ya ben kıskandım dedi ya, biz Müslüman değil miyiz dedi. Ne oldu böyle dedi. Onun üzerine üstad dedi, kusura bakmayın dedi. Yani biz dedi, burada çocukluğumuzda hep Osmanlı, Türk terbiyesiyle büyüdük dedi. Bir yanlış iş yapacak olsak bize yani Türkler düzeltir diye ebeveynimiz dedi azarlardı filan. Yani ben Osmanlı'nın oradaki bıraktığı iz sadece bir saygınlık değil, sevgiyle birlikte bir saygı. Yani hem çekinilen bir insan sayılan ama çok da derinden sevilen bir insan tipi düşünün. Öyle bir iz bırakmış Osmanlı orada. Böyle bir ortamda bir gün başıma ne geldi? Şehir merkezinden yine taksiye dolmuşa bindim. Yolda bir genç bindi. Bu lojmanlara gidiyorum. Baktı, biraz yabancı gördü. Neresin dedi bana. Türk'üm dedim. O kadar tabii bir şekilde dedi ki, evet dedi, sizin dedeleriniz bizi sömürmüştü dedi. Bu ortamda hiç duymadım. Çünkü şarkı Arap aleminde çok bilinen bir şey. Bu çok okul kitaplarına bile geçen bir şey. Onunla ben o cümleyi ben yadırgayan bir insan değilim. Ama Cezayir'de olmaz. Hı hı. Yani şaşırdım. Yani artık böyle nevrim değişti ama fazla sesi yükseltmeden bir düşün bakayım dedim. Yani o zaman dedim, neyiniz vardı? Doğalgazınız vardı, petrol mü? Sizin bak dedim, Fransızca çatır çatır konuşuyorsunuz, dedeleriniz Türkçe öğretildi mi filan deyince şoför bana işaret etti. Fazla üstüne düşmeyin gibi. Bir süre sonra o genç indi. Şoför dedi ki, ya üstad dedi, bunlar dedi yeni yetişen bir komünist eğilim var burada dedi. Hmm. Bu onlardan dedi. Hiç üzülmeyin dedi. Öyle bir şey burada yok dedi. Bu yani öyle bir anlayış, anladım, burada olmaz dedi. Anladım. Yani böyle yani bu çok nadir bir şey. Ama evet. Kur'an birinci anlattığım örnek. Maşallah. Hocam artık son 1-2 dakikamız. Rabbim size bir de üniversitenin 29 Mayıs Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü nasip etti. Değil mi? Evet, nasipte o kifai görevde varmış. Maşallah. Siz ne kadar böyle idarecilikten kaçsanız, evet, da
Evet. 2010 senesinde de 29 Mayıs Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yaptınız. Evet. İki dönem yaptım ondan sonra. Ne kadar, kaç yıl yaptınız hocam? İşte 8,5 sene, ondan sonra hoca olarak devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Peki. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat versin hocam. İstifade etmeye devam edelim. Artık abi, son birkaç dakika, son cümleniz varsa onu da dinleyeyim sizden. Şu aralar ne yapıyorsunuz? Orada hoca olarak evet, devam yani ediyorsunuz. Yani lisansüstü derslere giriyorum. Tez danışmanlıklarımız var. İdarecilikten kaçabildiniz artık. Kurtuldunuz. Şu anda orada devam ediyorsunuz. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok mutlu olmuşuz tanıdığımıza. Ben de aynı şekilde. Çok keyif aldık. Tekrar söyleyelim hocam, biraz rahatsızdı. Önemli bir şey değil ama söyleyelim yani. Sevenler için paniklemesin. Biraz bir kırılganlık üzerinde bizi kırmadı geldi hocam. Çok teşekkür ederim. Varsa hadi, son cümleniz dinleyeyim. Teşekkür edeceğim sonra. Eksik olmayın. Vallahi değerli genç kardeşlerime şunu söylemek isterim. Aslında insan iyi şeyler yapmak istiyorsa, başta dediğim gibi yani vatanına, milletine, insanlığa faydalı olmak istiyorsa bunun çok çeşitli yolları var. Mutlaka akademik çalışma yapmak gibi bir zaruret yok. Hı hı. Hatta insanın kendi kendini yetiştirmesi de yani imkansız bir şey değil. Çok küçük bir anı bakın, şimdi hatırıma geldi. Rahmetli şeyi hatırlarsın belki, Ahmet Yüksel Özemre Hoca. Evet. Bizim bir tefsir projemiz vardı. O bize katkılar sağlamıştı, dostluğumuz oluştu. Bir ara böyle hani alanında yani uzmanlık eğitimi almamış ama uzman gibi yazanlar vardı. Onlardan birisi için dedi ki otodidakttır, o çok iyidir dedi. O tabiri pek duymamış ama tabii sözlük anlamından anladım. Kendini öğreten, kendini evet, yetiştiren bir şey. Yani insanların mutlaka belli bir eğitimi alarak bir seviyeye gelmesi gibi bir zorunluluk yok. Ama yani genel olarak kural o ki bir akademik çalışma belli bir disiplin içerisinde hedefe ulaşmak için iyi bir yoldur. Ama eğer akademik çalışmaya hedefimiz varsa, isteğimiz varsa bunu hazırlıklarını gençler lütfen vakitlice yapsınlar. Dil hazırlıklarını ve akademik çalışmaya psikolojik hazırlıklarını. Yani çünkü bunun zaman zaman insan neredeyse vazgeçerisi gelen yani zorlukları da olan bir yol. Ama aynı zamanda sevenler için çok tatlı, mutluluk veren bir hizmet alanı. Evet. Yani bu çerçevede olaylara baksınlar ve inşallah hayatlarına yön verirken isabetli güzel tercihler bulurlar. Değerli seyircilerimize de sağlık, afiyet diliyorum. Hürmetler sunuyorum. Bizler de size diliyoruz hocam. Eksik olmayın. Rabbim sizden daha fazla istifade edebilmeyi bize nasip etsin. Çok teşekkürler. Tekrar ayağınıza sağlık. Nefesine sağlık. Efendim, İbrahim Kafi Dönmez hocamızı ağırladık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.